Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı bir program olmasını temenni ediyorum değerli dostlar. Canlı yayın serimiz devam ediyor inşallah. Bugün son zamanlarda daha çok muzdarip olduğumuz, şikayetçi olduğumuz, kah kendi hayatımız açısından, kah yakınlarımızın hayatı açısından olumsuz sonuçlarını daha fazla gördüğümüz bir sorunu inşallah irdeleyeceğiz, analiz edeceğiz. Teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı, televizyon bağımlılığı gibi çeşitli kategorilerde inşallah analiz etmeye çalışacağız. Psikoterapist Adnan Kalkan hocam inşallah yayına katılacaklar. Kendinin de daha taze bir kitabı yayınlandı. Teknoloji bağımlılığı ve bilinçli medya kullanımı konulu bir kitabı yayınlandı. Son yanılmıyorsam 2 haftalık bir ömrü var kitabın şu anda. Taze, daha taze bir kitap. O kitabın üzerinden inşallah gideceğiz. O kitaptaki sıralama üzerinden gideceğiz ve Adnan Hocam'ın önerilerini, çözüm yollarını, tavsiyelerini dinleyeceğiz. Bu arada sizin de yayına benim hazır sorularım var. Siz de yayın içerisinde, yayın anında merak ettiklerinizi, eklemeniz gerekenleri değerli dostlar paylaşabilir, yayına katkı sağlayabilirsiniz inşallah. Evet, ben şu anda Adnan Hocam'a sorularınızla katkı sağlayabilirsiniz. Konuların açılmasını, irdelenmesini vesile olabilirsiniz veya yorumlarla kat destek olabilirsiniz diyoruz ve Adnan Hocam'ı yayına davet ettim. Adnan Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Değerli hocam, nasılsınız? Muhterem hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun değerli dostum. Hamdolsun. Sizleri de iyi görüyoruz şu anda maşallah. Elhamdülillah, gayet iyiyiz. Şükrediyoruz. Allah şükrünüzü artırsın. İyiliğinizi daim eylesin inşallah. Sevgili Amin, amin dostum. inşallah cümlemize. Ben kısaca bir kitabımızın yayınlandığını ve günümüzde artan oranlarda bu bağımlılığın artık konuşulur hale geldiğini, buna dair de bu kitap üzerine paylaşımlar yapacağımızı kısaca arz ettim sevgili dostum. Ama ben yayına sizin kısa bir tanıtmanı, kendinizi tanıtmanızla başlamanızı önemsiyorum. Çünkü misafir olan yeni gelen kardeşlerimiz olabilir. Adnan Kalkan kimdir? Ondan sonra sorularımıza devam edelim. Adnan Hocam buyurun. En zor soruyla başladığına göre sonrası daha kolay olacaktır inşallah. Peki. Çok fazla zor sorular sormamaya çalışacağım. Söz. Eyvallah. Şöyle, Adnan Kalkan 87 Elazığ doğumludur. İlkokulu itibariyle Adana'da başladı ve Adana'da devam ettik. Üniversiteyi Çukurova Üniversitesi olarak başladık eğitim fakültesine. Daha sonra Rabbim nasip etti. Sosyoloji ve psikolojiyle devam ettirdik. Yüksek lisansımızı da psikolojiden, öğretmenlerde evlilik doyumu ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki üzerine Evet. çalıştık. Ve daha sonra da sosyal medya yöneticiliği, şu an malum özellikle yazdığımız kitap bazında da baktığımızda bu anlamda elimizden geldiği kadarıyla bu alanda da şu an yayılması sebebiyle söz sahibi olmaya çalışıyoruz bir şekilde. Çünkü cidden anlamda ihtiyaç var haliyle. Diğer taraftan tabii şu ana kadar yazılmış 9 kitabımız var. 10.'sü henüz yayınlanmadığından dolayı onu Maşallah. saymıyoruz. Ve Aile Bilim Kültür Eğitim Derneği kurucu genel başkanlığını yürütüyoruz. Bununla birlikte Türkiye Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı olarak aynı zamanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda sosyal medyada ve aynı zamanda sahada çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince hem bir taraftan üretip bir taraftan da sahada aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz diyelim. Maşallah Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi artırsın sevgili dostum. Eyvallah, Hayırlı Allah razı olsun. hizmetlerde bulunmayı daim eylesin inşallah. Hocam İnşallah. zaten bu konudan eğitimciler olarak, veliler olarak muzdariptik. Yani bu bağımlılık meselesinden ama pandemi malum süreç geldikten sonra bu artık
bu artık zirve yaptı diyelim. Belki olumsuz anlamda zirve mi yaptı denmek sağlıklı mıdır bilmiyorum ama artık sadece interneti olmayan insanların sorunu iken şu anda öğrencisi olan her evin sorunu haline geldi gibi neredeyse. Bu konuyu kitabınızdaki sıralama üzerinden gideceğiz. Seyircilerimize bir usul belirleme açısından söylüyorum. İlk önce bağımlılıkları tanımlayalım. Ondan sonra da çözüm önerilerinizi alacağız Allah izin verirse. İlk önce bağımlılık dediğimiz nedir bağımlılık olan? Mesela ben de sosyal medyayı kullanıyorum. İşte paylaşımları yapıyorum, adreslerim var, zaman da geçiriyorum vesaire. Hani nasıl tanımlayacağız kendimizi? Şu anda takipçiler hep çocuklar üzerinden bence bakmamalı. Kendimiz üzerinden de biraz muhasebe yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Buyurun sevgili hocam. Yani şöyle aslında bağımlılık şimdiye kadar tabii ki teknoloji bağımlılığı dışında birçok tanım yapıldı. Ve şu anda yeni yeni teknoloji bağımlılığı tanımı yapılmaya başlandı. Bir taraftan da tabii notlarımıza da bakmaya çalışıyoruz. Yeni tanımlar nasıl gelişiyor ve süreç nasıl gelişiyor? Bu anlamda Güçlü'nün 15 yılında yaptığı bir çalışma var. Yine Ögel'den aldığı bir aktarmayla bahsedelim. Yani bağımlılık dediğimiz şey bir kere kullanıldığında bir daha bu maddeyi bırakmak istemesine rağmen bırakamama durumu olarak aslında ele alabiliriz. Aslında birden fazla denemeler de söz konusu olmasına rağmen tekrar işte meydana gelmesi, tekrar nüksetmesi sonucunda kişinin terk edememesi durumu olarak ortaya çıkıyor. Yoksunluk belirtilerinin tekrar tekrar ortaya çıkması ve bu durumda maddeyi düşünerek vakit geçirmesi bağımlılık olarak geçiyor. Tabii burada teknoloji bağımlılığına bizim biraz daha bakmamız gerekiyor. Evet. Bunun da süreçleri söz konusudur. Dolayısıyla bağımlılık dediğimiz şey, ben biraz daha tabii prensibim gereği böyle çok teknik bilgiler vermektense halkın işine gerçekten yarayacak bilgileri ve cümleleri kurmayı istiyorum. Bu Tabii akşam ki. da elimden geldiğince onu yapmaya çalışacağım, amaç fayda olması hasebiyle. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, bir taraftan da teknolojiyi bir kere kullandıktan sonra belli bir oranda kullanım sonucunda o teknolojiyi artık bırakmak istemesine rağmen veya azaltmak istemesine rağmen kendini ondan alıkoyamaması ve sürekli onu tekrar kullanma arzusu ve düşüncesi bağımlılık, teknoloji bağımlı olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz bu anlamda. Yani o zaman burada Tanımlama bazında birçok tanım yapılabilir evet. tamam, o zaman kriteri biraz kendimize göre mi biz mi analiz yapacağız? Yani ben bağımlı mıyım derken bunu mu ölçü alacağız sevgili hocam? Hocam şöyle söyleyelim, bir kere bağımlılığa giden yoldan belki bahsedersek biraz daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda baktığımızda bir kere kullanım başladıktan sonra onun derinleşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla eğer kişi bir kere başladıktan sonra, yani bu şu anlama gelmesin, işte bir kere internete girdim çıktım veya oyun oynadım, bir saat oyun oynadım, bıraktım. Bundan bahsetmiyoruz aslında. Yani belli bir süreç içerisinde ilerlemesinden bahsediyoruz. Yani kişinin kendini yoksunluğunda kendini alıkoyamaması durumundan bahsediyoruz. Ki giden yol anlamında baktığımızda da işte aşırı istek uyanması söz konusu olur kendisinde. Ve kullanımın artması, aynı zamanda etkisi, işte kullanıldığında, etkisinde kaldığında işte bağımlılık unsuru gereksinim özellikle sürekli arttırması ve arttırılması durumu söz konusu olduğunda bir kere giden yolun başlangıcını söyleyebiliriz. Başlangıcına artık girdiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Şimdi sorduğunuz soruyu bunun üzerine biraz bina etmek istiyorum. Buyurun. Mesela belli başlı hani kriterler vardır. Kişi bağımlı mı değil mi? Bu kriterlerden ben bir kısmını sadece burada söyleyeyim. Çünkü konu çok uzun Evet. haliyle. Dolayısıyla birincisi işte kullanılan maddeye tolerans gelişmesi. Veya bir diğer madde kesildiğinde ya da işte azaltıldığında, madde azaltıldığında yoksunluk belirtileri eğer ortaya çıkıyorsa. Veya bir diğer madde işte madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boş çıkan çabalar söz konusu. Diyelim ki burada güzel bir örnek verelim. Yeşilay'ın işte çeşitli birimleri vardır. Yani oraya Evet. başvurdu. Fakat buna rağmen kendini tutamadı. Yine kullanmaya başladı diyelim ki.
Yani belli başlı bu tür durumlar var. İşte madde kullanımı denetlemek ya da bırakmak için yapılan bütün çabaların boşa çıkması veya işte maddeyi sağlamak, kullanmak, bırakmak için büyük zaman harcaması gibi, yani bunun gibi birçok faktör vardır. Tabii ki bağımlılık kavramı üzerinden gittiğimiz zaman özellikle ben şurada hani bir uyarı da yapmak istiyorum. Çünkü bütün aşağı yukarı psikolojik problemlerde de yani ruhsal hastalık derler, fakat geçen Dilipak'la yaptığımız bir görüşmede iyice beni uyardı artık. Aman hocam ruh hasta olmaz diyerekten psikolojik problemler demeye başladım özellikle. Bunların da yani psikolojik problemlerin de temelinde veya akli melekelerin işte bozulması yeri geldiğinde bunların da aynı zamanda işte durumu söz konusu oluyor. Onun için burada özellikle şunu söylemek isterim. Yani burada işte benim kitapta da mesela bayağı bir belirtilerini aldık, çözümlerini aldık vesaire, işte olabildiğince hem uzman hem eğitimci hem de anne babalara ciddi fayda sağlayacak düzeyde yazdık. Evet. Onun için biraz daha uzun zaman aldı. Sizin de bundan haberdar olduğunuzu biliyorum. Zaten konuşmuştuk. Dolayısıyla şunu söyleyeceğiz. Yani burada milletimizin aslında en fazla hatalarından bir tanesi şudur şu anda. İnternete giriyor ve birkaç maddeye bakıyor. Ben bağımlı mıyım, değil miyim diye. Birkaç Evet. maddeye bakıyor. Ardından diyor ki bu bende var. Yani bundan yola çıkarak aslında herkese şizofreni diyebiliriz, herkese bipolar diyebiliriz, teknoloji bağımlı diyebiliriz, Alzheimer diyebiliriz. Eğer bu şekilde bakacaksak. Ama işte bakış bu değil. Yani bir kere başlaması ve bununla birlikte iki temel faktör söz konusu bağımlılıklarda özellikle ve hastalıklarda, ki bağımlılık da bir hastalıktır zaten. Onun için gönüllülük de aranmaz burada haliyle. Dolayısıyla hani iyileşmesi için, tedavi için gönüllülük aranmaz, öyle diyelim daha net olsun. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Bir, süreklilik arz etmesi. İki, süreklilik arz etmeyle beraber artık hayatını gerçekten olumsuz etkilemeye başlaması. Kişinin kendi kendine yeterli hale gelmemesi. Diğer bir tabirle yetersiz hale gelmesi. Başkasının yardımına muhtaç olması söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu iki kriteri göz önünde bulundurarak ona göre hani bağımlı mıyız, değil miyiz veya işte ruhsal veya işte psikolojik rahatsızlığımız var mı, yok mu? Bu anlamda problemlerimizi biz aslında tanımlarken bir kere zaten biz tanımlamamalıyız da. Yani o işte Google amcana girip de orada tanı bulmaya çalışanların yaptığı Evet. hatasını da en azından böyle bir açıklamayla önüne geçmek istiyorum. Çünkü burada dediğim gibi yani herkeste aşağı yukarı bu problemler söz konusudur ve olmaya da dikkat çekecektir. Tabii burada bağımlılıkların bazı davranış tabanlı bağımlılıkların tanı ölçütlerinden de biraz söz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi mesela dikkat çekme. Yani kişinin aslında istediği bir eylemin onun yaşamının tek olay haline geldiği durumlarda genelde ortaya çıkıyor. Özellikle duygularına, düşüncelerine, davranışlarına bu anlamda hakim olmaya çalışır. Ama teknolojik aletleri sıkça kullanan bireylere baktığımız zaman herhangi bir ihtiyacı yokken dahi teknolojik cihazlarla aslında ilgilenme düşüncesi burada dikkat çekme aşamasını oluşturuyor ve bu birinci derecedir aslında. Bir diğerine baktığımız zaman özellikle ruh halinin değişimi. Yani bu da önemli aslında durumlardan bir tanesi. Artık kullanmaya başladığı zaman daha da hani artık ilgili olup baş etme stratejileri görülebiliyor. İşte tolerans göstermesi veya yoksunluk durumu, yoksunluk durumunda onu işte huysuzluk, sinirlilik, öfke vesaire durumu söz konusu olması ve bundan sonraki basamak zaten çatışma olarak ortaya çıkıyor. Bu çatışmanın sonucunda da nüksetme dediğimiz yani tekrar olarak ortaya çıkma. Bu nüksetmeyi aslında bir nevi şunu da söyleyebiliriz. Yani bir deprem sonrası artçı sarsıntılar diyebiliriz. Bazen bize şunu da sorarlar. Hocam herhangi bir hastalık içinde, herhangi bir işte danışmanlık esnasında bir problem içinde tekrar meydana gelmesi söz konusu oluyor mu diye. Yani hangi hastalık olursa olsun, hangi problem olursa olsun, ben bunu bazen bir espriyle söylüyorum tabii. Hani yediğiniz hastalık domatesten kaynaklanıyorsa ve sizi ameliyata dahi götürüyorsa bu sebep, ameliyat çıkışı tekrar eğer istikrarlı bir şekilde kullanmazsanız sorun olmaz.
Yani uzak durursanız domatesten sorun olmaz ama yine domates yemeye devam ederseniz, en iyi hekimden de geçseniz, yine o hastalık ortaya çıkar, nükseder. Yine nükseder ki nüksetmesi birincisine göre, yani yeni bir hastalığın ilk defa ortaya çıkması mı daha kolay yoksa nüksetmesi mi? Tabii ki nüksetmesi. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani nüksetmek demek daha önceden o hastalığın temellerinin varlığı demektir zaten. Orada şimdi hangi hastalığı siz %100 ortadan kaldırabilirsiniz ki? Beden mutlaka bir şekilde, vücut yani, etkisinde kalabiliyor. Dolayısıyla bunun yeniden nüksetmesi çok daha kolay oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor diyoruz bu anlamda. Yani Peki. burada bazı belirtilerden de isterseniz bahsedelim Şöyle bu yapalım hocam. anlamda. Biraz Evet. şey yapalım. Ayrıştıralım. Medya bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, telefon bağımlılığını kendi arasında biraz sınıflandıralım. Sonra Evet. girelim. İsterseniz önce sosyal medya en çok son zamanlarda en çok önde olan sanırım en çok konuşulanlardan birisi. Sosyal medya bağımlılığı Evet. üzerinden gidelim hocam. Biraz oradan başlayalım isterseniz. Peki, şöyle diyelim, sosyal medya bağımlılığı şu anlamda söyleyebiliriz. Önce medyayı ve sosyal medyayı birbirinden ayırt etmekte o zaman fayda var. Tabii. Aslında bu bir nevi şöyle söz konusu olabilir. Hani medya anlamında baktığımız zaman işte bu Endüstri 1.0, Endüstri 2.0 anlamında bakmak gerekiyor. Endüstri 1.0'da biliyorsunuz ki medya ve teknolojide şunu görüyoruz özellikle. Tek taraflı bir iletişim söz konusudur. Yani gazete siz okursunuz ama o anda sizin gazeteye herhangi bir müdahalede bulunmanız söz konusu olmaz. Veya işte televizyon izlersiniz ama herhangi bir müdahaleniz orada söz konusu olmaz. Konuşursanız kendi kendinize konuşmuş olursunuz haliyle. Muhatabınız yok yani. Etkileşim yok. Belki oradaki ana kavram etkileşim kavramıdır. Evet. Bunun gibi çoğaltılabilir. Endüstri 1.0'da özellikle bunu görüyoruz. Daha sonra Endüstri 2.0 ortaya çıktığında sosyal medya kavramı ortaya çıkmaya başladı. İşte sosyal medya artık ismi de üstünde sosyal, yani karşılıklı etkileşime dayalı ve insanların gerek bloglarla gerek o Wikipedia meşhur malum wikilerle, kendi sayfalarıyla veya işte gazeteler dahi, işte burada tarihçesinin çok anlatmamın anlamı yok. Malum demiştim, sosyal medya üzerinden de bir işte okuduğumuzu falan. Yani burada aslında şu vardır. Hani ilk böyle ulusal gazetelerin internet ortamına taşınmasıyla beraber Endüstri 2.0'la birlikte artık Yaşar Hocam daha önce gazeteyi alıp kağıttan okurken şimdi girip hemen o sayfanın, yani o gazetenin online internet sayfasından çevrim içi onu okuyabilir ve yorum da yapabilir aynı zamanda. Hani herhangi bir yorum da yapması söz konusu. İşte burada artık etkileşimli sosyal medya ortaya çıktı. Şimdi yeni medya dediğimiz şey de aslında bir nevi bu oluyor. Yani karşılıklı etkileşim, iletişim söz konusu. Tabii bu Endüstri 3.0, 4.0 şu an konuşuluyor. 4.0'da artık gerçekten baş döndürücü bir şekilde Twitter, tabiri caizse sosyal medyadan bahsedeceksek, gazeteciliğin yerini aldı. YouTube, televizyonculuğun yerini aldı. Görsel medya şu anda olduğu gibi Instagram aslında yerini aldı. Dolayısıyla şu anda bu medya ve sosyal medyayı eğer öncelikle birbirinden ayıracaksak, ayırt edeceksek, bu anlamda bir ayırt etmemiz söz konusu olacaktır. Burada sosyal medya temel faktör olarak aslında gençliği en fazla kendine çeken ve en fazla burada genç bireyleri etkileşime alan temel faktör olmuştur. Özellikle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Teknoloji, medya bağımlılığında özellikle 25-34 yaşları arasında insanların, yani orta gençlik yılları dediğimiz o yaşlarda en fazla bununla muhatap oldukları, ikinci en fazla muhatap olanların ise özellikle 18-24 yaşları arasında. Şimdi biz sürekli şeyden bahsederiz ya, böyle gençler gençler. Genç dediğimiz zaman da aklımıza gelen nedir? İşte 18-25 yaşları ortalama, işte bilemediniz ergenlik çağı, ortaokul, lise çağlarını hep böyle konuşuruz. Onları ön plana atarız.
Ama burada şu da vardır. Yani sosyal medyayı en fazla kullananlara baktığımız zaman Türkiye zaten dünya çapında ön sıralarda geliyor. Ve medya ve teknolojiyi birbirinden biz ayırt edeceksek evvela evet medya mı tehlikeli, teknoloji mi tehlikeli? Aslında bizi evren çeviren, bizi artık rol modellerimizi ciddi anlamda değiştiren ve işte o kavram bazında ileri gelenler vardır biliyorsunuz. Eskiler işte büyüklerimiz, alimlerimiz kanaat önderleri kavramı var ya. Kanaat önderleri kavramı Endüstri 2.0'la birlikte artık medyada değişti. Yani eskiden bir kanaat önderi dediğiniz zaman özellikle örnek veriyorum işte Adana'da ileri gelenlerden bir isim olarak bu kişinin hem ahlakıyla hem duruşuyla hem statüsüyle ön plana çıkması söz konusuydu. Ancak şu anda artık öyle değil. Şu anda kanaat önderleri Endüstri 2.0'la birlikte yani sosyal medyanın etkileşime girmesiyle birlikte artık kanaat önderleri kavramı YouTuber'a kaydı. Yani artık bizim o ahlaklı, ilkeli, dürüst, alim zatlar bazen hatta daha ilerisine gidip alimliğin ötesinde arif ve hakim kavramını kendinde barındıran, topluma yön veren insanlar dediğimiz o işte kanaat önderleri kavramı artık onları çok da görmez. Onun yerine dediğim gibi işte kaç üyesi var, ne kadar izleniyor, dolayısıyla abonesi ne kadar, yani kaç abonesi var. Bunun gibi hani üst seviyede bir söz söylediği zaman gençler arası veya işte toplum arasında dolaşan insanlar artık kanaat önderi kavramının içini doldurur oldular. Yani kanaat önderleri dahi artık sosyal medyada kavram anlamı değişti. Biliyorsunuz kavramların anlamları süreç içerisinde değişebiliyor. Bu artık burada değişti. Bu değişimle birlikte artık rol modelleri de değiştiren yine ana akım sosyal medya olmuş oldu. Dolayısıyla burada sosyal medya dediğimiz zaman gerçekten çok çok önemli. Burada ne var peki? Sosyal medyada bir katılım söz konusu. Yani insanlar buraya ciddi anlamda zaman ayırıyorlar ve bu katılım şu anda sosyal medyanın ana etkenlerinden bir tanesi. Veya işte açıklık. Ne demek bu sosyal medyada? İşte herkesin istediği zaman istediği paylaşımı burada yapıp istediğini engellemesi, istediğini işte ön plana çıkarılması ve açık işte Facebook'ta da bu var biliyorsunuz. Ne diyor? Herkese açık ya da işte sade arkadaşların gibi böyle açıklık söz konusu. İstediği kişi istediği kadar ulaşabiliyor. Veya işte sosyal medyanın bir diğer boyutu artık Endüstri 4.2.0'la birlikte bu karşılıklı konuşma gelmiş oldu dedik. İşte eskiden hatırlarsınız Yaşar Hocam şöyle bir 15 sene 20 sene önce bizim belki biraz daha gençlik çocukluk yıllarımız arasında şey vardı biraz daha chat kavramı vardı mesela chat. Yani internet kavramı özellikle internet kafelerde öğle yemeği, öğle simidi parasını götürüp de yarım saat oynamak için harcayan burada da chat hatta bunun daha ilgincini söyleyeyim o zamanlar. Kendi sınıf arkadaşıyla az önce beraberdi ama bir de internete yan yana oturmuş birbiriyle de konuşuyorlar. Yani bu tür şeylerde maalesef söz konusu olduğunu gördük. Dolayısıyla burada artık bu topluluk meselesi söz konusu oldu ve bağlantısallık yani bir yeri bir yere istediği gibi bağlaması ve işte bağlantılı hale getirmesi, bunun kolaylı hali, bunun reklam boyutu, bunun çeşitli işte gerekçeleri söz konusu oldu. Diğer sitelere, diğer kaynaklara değil mi? Ulaşabilmesi, bu bağlantısallık da sosyal medyanın ana faktörlerinden biri oldu. Dolayısıyla baktığınız zaman normal bir haber izlerken dahi, bir haber okurken dahi hemen karşınızda işte bu bağlantısallıkla birlikte bir link çıkıyor. Direkt bir reklam çıkıyor misal. Bu da aynı zamanda sosyal medyadaki zaman geçirmeyi doğal olarak arttırdı. Çünkü bir siteden diğerine, diğer siteden diğerine dolayısıyla ciddi anlamda yönelim söz konusu oldu. Bunu tabii teknolojik faktörler üzerinden gittiğimizde özellikle televizyonda şunu görürsünüz. Yani bugün 4-5 bin çeşit kanalın olduğu bir televizyonda
kişilerin oradan kendini koparamaması durumu söz konusu oldu. Yani özellikle işte internetin bu işte sistemle beraber artık televizyonlara dahi girmesi ve istediği programı durdurması, istediği programda ilerlemesi, internet ortamına girmesi, oradan Evet. bağlantısallığı kullanması dolayısıyla söz konusu oldu. Tabii burada önemli olan faktörlerden bir tanesi şu. İnternetin özellikle sosyal medyanın bu anlamda özellikle sosyal medyanın gençlere etkisi burada söz konusu oldu dolayısıyla. Onun için ben biraz da oraya aslında girmek istiyorum. Çünkü buradaki en temel faktörlerden bir tanesi şu an bu. Şimdi insan beynine baktığımız zaman malum yıllardır nöropsikoloji okumaları yapıyorum. Beynin yapısı, beynin işleyişi, öğrenmesi, davranışları, düşünce yapısının kalple etkileşimi aynı zamanda. Bunlar çok çok önemli. Yani belki bundan hatta bir not da düşmek isterim buraya. Belki bir 10 sene, 15 sene zaman çok hızlı geçiyor malum. Belki 10-15 sene sonra, belki 5, belki de 20 sene sonra artık düşünmenin temel işte mekanının hani zaman, zihin ve zemin diyoruz ya, 3Z kuralı. Burada aslında düşünmenin temel mekanının yani zemininin beyin değil de kalp olmaya kayması dahi burada söz konusudur. Ve burada biz şimdi hep beyin ve düşünce üzerine konuşuyoruz sürekli çünkü. Halbuki beyin ve düşünceden öte, yani bunu İbn Sina tıbbına baktığımız zaman da bazı şeyler görüyoruz. Kendi temel kadim medeniyetimize baktığımız zaman da artık düşüncenin hani kalpte gerçekleşme durumu, yani temeli oraya dayanıyor. Ama ben buradan şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Bir nevi şu anda sosyal medyaya bu kayışın akıl ve kalp birlikteliği, yani akıl ve kalp, yani düşünce ve davranış birlikteliğiyle birlikte gerçekleştiğini görüyoruz. Neticede kişi istek dediğimiz şey beyinde mi uyanır, kalpte mi? Yani istek kalple ilgili bir şeydir. Arzu etmek demektir bir boyutuyla. Dolayısıyla burada gençlerin bu sosyal medyaya bu anlamda arzu hissetmesi, iştiyak hissetmesi, onu bir ihtiyaç olarak görmesi söz konusu oldu. Ve bu ergenlerde çok ciddi problemlere aynı zamanda sebep oldu. Yani burada belki bunları konuşurken insan beyninin o işte ön lobunda yer alan beynin o prefrontal korteks dediğimiz frontal lobdaki prefrontal korteksin aslında hem dikkatin hem mantık muhakemenin, akıl yürütme, strateji geliştirme, düşünce akışının gerçekleşmesinin orada kaynaklandığını ve özellikle bilimde buna insanlık lobu denmesinde. Neden? Çünkü insanlık faaliyet, insanlığın sosyalitesini gerektiren bütün faaliyetlerin orada gerçekleşmesi ve mantık muhakeme burada bulunması ki bütün davranış bozuklukları neredeyse ve bütün kişilik bozukluklarının da mantık muhakeme üzerinden şekillenmesi durumunu düşündüğümüz zaman burada işte bu teknoloji bağımlılığının ve medya bağımlılığının oraya da etki ettiğini düşündüğümüzde dolayısıyla ergenlere özellikle 16 yaşına kadar henüz beynin prefrontal korteksinin tam olarak olgunlaşmaması söz konusu olduğunu da bilimsel metotlarda gördüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada yani ergenlerde çok ciddi manada hem davranış bozuklukları hem kişilik bozukluklarına yol açabildiğini konuşabiliriz burada dolayısıyla. Cümle biraz uzun oldu. Çünkü konu gerçekten uzun ve derin. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle ergenlerde belli başlı işlevlerde bozulmaya sebep oluyor. Medya bağımlılığından bahsediyoruz. Ben bazı örneklerle de aslında devam etmek istiyorum somutlaştırma adına. Şimdi özellikle baktığınız zaman yani genç diyor ki hocam ben diyor 3 gün hiç uyumadım diyor. 3 gün hiç uyumadım. Yani veya aynı şekilde işte kız çocuğu annesi diyor ki kız diyor işte sabaha kadar diyor hani yorganın altına giriyor ama yatağa yorganı çekiyor üzerine ama oradan diyor telefonun işte o ışığı her türlü yanıyor diyor gece boyunca ve sabah da uyandırmakta zorlanıyoruz.
akademik derslerde çok ciddi zorluk çektiklerini söylüyorlar. Bir diğerine bakıyorsunuz, yani 18 yaşına gelmiş, fakat daha da işte alt ıslatma, 16 yaşına gelmiş aynı şekilde. Yani işlevsellikte bozulma burada ciddi anlamda söz konusu oluyor haliyle. Veya pek çok konuda işte yine sorunların mesela sosyal ağlarda vakit geçirmesiyle birlikte yani ciddi anlamda sorumluluklarını işte yerine getirememesi, sorumluluk Evet. duygusunun ciddi anlamda zayıflaması ve ben sürekli şunu söylerim hocam, bir insan bir yani küçükken küçük hataları büyüdüğü zaman da büyük hatalara sebep oluyor. Yani şu anlamda bir sorumsuzluk hissini diyelim ki 6. sınıftaki bir çocuğun ders çalışma gibi bir sorumluluğu üstlenmemesi, evlendiği zaman da işte erkekse babalığı, kadınsa anneliği sorumluluğunu yerine getirmemesi söz. Çünkü mesele sorumluluk. Yani burada olguya bakmak lazım, olaya değil. Yani şu anki herhangi bir olaya yönelmek yerine dolayısıyla olguya bu anlamda yönelmek gerekiyor, uzun vadeye yönelmek gerekiyor. Burada işte sosyal medyanın en temel aslında problemlerinden bir tanesi budur. Sağlık anlamında sosyal medya çok ciddi problemlere yol açıyor gençlerde. Dolayısıyla buna da özellikle baktığımız zaman çeşitli uyku bozuklukları, öfke, sinir, stres gibi çeşitli problemlere sebep olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu dönem itibariyle baktığımız zaman özellikle duygusal anlamda problemler yaşayabiliyorlar. Ve duygusal problemler yaşayan genç hem ailesine karşı, başta kendine karşı, sonra ailesine, sonra toplumsal çevreye karşı aynı zamanda problemler yaşıyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir sıkıntı. Çünkü insanların özellikle duygusal boyutları çok çok önemli. Bugün duygusal zeka diye bir zeka üzerinde çalışıldığını zaten biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir kopukluk kişinin sosyal fobiye kapılmasından tutun, kendine bir alem çizmesi ve bu alemde yaşama, bu özellikle mekanik alem diyebiliriz buna, gerçeklerden kopuş, insanlardan kopuş, duygusal anlamda anne babasından dahi kopuş söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla hocam bu çok çok önemli. Bir diğeri özellikle işte çevrim dışındayken yaşadıkları gerçek ilişkilerde çevrim içindeki çevrim dışına hakim hale geliyor. Yani kişi o sosyal medyada yaşıyor. Kullandığı cümleler o süreç çevrim içi cümleleridir. Verdiği selam dahi artık çevrim içindeki o arkadaşlarıyla olan muhabbeti gerçek sosyal hayatta duyamıyor hale geliyor genç. Dolayısıyla bu da asosyal bir yapıya bürünmesine sebep oluyor. Şimdi bu nereye getiriyor peki insanı? Çok fazla duyuyoruz son zamanlarda evlenmek istemiyorum gibi cümleler misal. Neden? Neden evlenmek istemez bir genç? Çünkü artık onun sorumluluğunu kaldıramaz hale geliyor. Çünkü artık sosyal hayatta birileriyle anlaşamaz hale geliyor. Anne babasıyla dahi ciddi problemler yaşıyor. Yani dolayısıyla burada tabii ki vakaları arttırmak, vaka örneklerini arttırmak kolay. Ama burada bizim yapacağımız temel faktör şu. Evet. Yani madem sosyal medya eşittir gençlik, bunu kabul edeceğiz. Yani bizim zamanımızda diye başlayan cümleleri bir kere anne babalar asla kullanmamalı. Çünkü artık Kesinlikle. bizim zamanımız yok. Bu çok önemli. Hocam biz de ergendik diye cümleler değil efendim. Siz buluğ çağındaydınız ama bu çocuklar ergen çağdalar. Ben bu iki kavramı da birbirinden ayırmak istiyorum. Yani tıpkı hakikat ve gerçek nasıl aynı değilse, gerçek hakikatin az bir kısmını kapsayabiliyorsa ama hakikat geniş çaplıysa değil mi? Aynen Evet. buluğ çağı ve ergenlik çağı. Ergenlik çağı aslında bozulmuş insan fıtratının ortaya çıkarmış olduğu bir çağ. Yani bozulmuş bir bedenin, bunlar benim tanımlarımdır, eleştirilebilir, buna da açığız. Şimdi buluğ çağı dediğiniz zaman kişinin duygusal, sosyal, psikolojik ve bedensel anlamdaki olgunluğunu gösterir.
Ama ergenlik çağı dediğiniz zaman bir isyankarlık, bir zihin kas koordinasyonunun bozukluğu, bir sorumsuzluk çağı, bir isyan bayrağının çekildiği rüzgarlı bir çağı gösterir. Dolayısıyla işte bu işte Y kuşağı, Z kuşağı bunları şu an az önce kardeşimiz Feyzullah bizi izliyordu. Feyzullah Hak'la yani onun alanına giriyor aslında. Bu kuşaklar üzerine güzel çalışmaları var. Tebrik ediyoruz kendisini. Yani kuşaklar üzerine çalıştığımız zaman da kritik dönem etkisi diye bir etki vardır. Yaşar Hocam, kritik dönem etkisi. Yani bu kritik dönem Evet. etkisi bana göre etkinin temelinde yatan en temel faktör işte bu kullandığımız gıdalardaki renklendiriciler ve aynı zamanda tatlandırıcılardır. Geçiyorum ilaçları, aşıları vesaireleri. Çünkü bunlar 20 yıl önce de vardı. Ama bugün öyle değil. Bugün doğan çocuklar, 2000 sonrası özellikle doğan çocuklara baktığınız zaman otizm bir kaynaktan okumuştum. Tabii çok da derinliğine inmedim ama yani daha önce her 15 bin çocuktan biri otistik doğarken 3 yıl önceydi sanırım bu okuduğum, her 25 çocuktan biri otistik doğuyor deniyor. Şimdi dünyada şu anda özellikle baktığınız zaman ciddi bir bağımlı kitlesi var ve Türkiye'de yaklaşık 3 milyon civarında bağımlı, teknoloji bağımlısı genç var. Yani siz eğer Teşhis aklını konulmuş. Teşhis konulmuş hocam o şey vakalardan bahsediyorsunuz. tabii biz şeyden şu anda şundan bahsetmiyoruz. Yani sıradan internete giren çıkan falan onlardan bahsetmiyoruz. Zaten Türkiye'nin şu anda yaklaşık 45 milyon insan Türkiye'de sosyal hesabı, sosyal medya hesabı olan sayıdır ortalama. 45 Evet. milyon civarında insanın burada yani sosyal medya hesabı vardır. Hangisi olduğu birçoğunun da birden fazla aslında sosyal medya hesabı vardır. Dolayısıyla burada hani alternatifler üretmek gerekiyor. Belki bu da bu konuşmamızın sonunda inşallah daha çok değineceğiz. Ama şunu söylemek lazım. Hani biz genelde olabildiğince işte eleştiriyi getirirken çözüm de sunmuyorsak burada problem var demektir. Ve Evet. burada aslında madem sosyal medyayı konuşuyoruz, sosyal medyanın belki en önemli muhatapları dediğimiz gibi gençlerdir. İster orta yaş gençlik olsun, ister işte ilk gençlik yılları olsun. Yani buradan dediğim gibi özellikle 15 ve 35 yaşlarını alabiliriz. Bu 15-35'i de kendi arasında işte 15-25, 25-35 şeklinde aldığımızda sosyal medyayı kullanan 25-35 yaş aralığı aslında çok ciddi anlamda bir sayıyı kapsamakta. Dolayısıyla burada ikinci bir aşamada diğer gençler ilk işte 15-25 yaşlar gelmekte. Dolayısıyla evvela hocam çok önemli bir faktör şu. Anne babalar kendine çeki düzen verecek. Kendine çeki düzen verdiğinde çocuklar zaten onları rol model alacak. Dolayısıyla burada aslında diğerlerini değiştirmek isterken kendimizi değişimle başlamalıyız yola. Çünkü önümüz süreçte bakın ben bunları söylerken evet belki bizim yazdığımız kitap 152 sayfa fakat en az 300-400 farklı kaynak taraması yaptım. Bunların içerisinde bilimsel makalelerden tutun, sosyal araştırmalardan tutun, doktora yüksek lisans tezlerine kadar özellikle ciddi bir kaynakça üzerinden gittik yani. Ve bütün bunların üzerinden şu sonucu çıkarıyorum. Önümüz 5-10 yıl içerisinde yani şu en yoğun olan klinikten daha uzun kuyruklu olacak, daha İşte randevu almakta zorlanacağımız klinik sosyal medya bağımlılığı, medya ve teknoloji bağımlılığı kliniği olacak. Yani bunlar kurulacak. Çünkü şu anda diğer hastalıklar bundan kaynaklanıyor zaten. Hani az sonra oraya da geleceğim inşallah. Programın akışında vardır diye biliyorum. Dolayısıyla o işte sebep olduğu kısımlara geldiğimiz zaman hangi hastalıklara sebep olduğunu gördüğümüzde biz o hastalığa klinik açacağımıza sosyal medya ve yani medya ve teknoloji bağımlılığına klinik açtığımızda doğal olarak onu da engellemiş olacağız zaten. Yani dolayısıyla burada ciddi hani imdat denecek bir yer varsa o da burasıdır.
sosyal medyadır. Bunu ciddi anlamda eğer halledebilirsek gerisi gelir diye düşünüyorum. Peki, şimdi sosyal medya biraz daha gençleri içine alan, kategorize ettiğimiz anlamda bir bağımlılıktır. Bir de teknoloji ve internet de bu bağımlılık çeşitlerinden bir alt gruplar olarak hocam konuşmamız gerekir sanırım. Biraz önce aklıma geldi. Bir de Evet. yetişkin bağımlılığından bahseden bazı yazılar okumuştum. Yani ailelerin örnekliği anlamında bazı cümleler kurdunuz hocam da aklıma bunu çağrıştırdı. Yani hani ailelerin, yetişkinlerin iyi örnek olmaları çocukları da rol model olacaktır vurgunuz yaptınız. Buraya destek anlamında paylaşmak istiyorum. Yetişkinlerin ileri Tabii. yaşlarda özellikle 60 ve üzerindeki yetişkinlerin artık yalnızlık duygusu artık ne diyelim sonradan keşfetmene verdiği bir iştahla girme arzusu bilmiyorum. Bunlar şu anda aklıma gelen cümleler ama onlardan kaynaklı da son zamanlarda yetişkinlerde de bir bağımlılık trendinin yükseldiğiyle ilgili bazı yazılar okumuştum Adnan Hocam. Ne dersiniz? Evet. Yani şöyle şu anda tabii ki belki onu televizyon bağımlılığını da birlikte anlatmış olacağız ama Hmm, buyurun. özellikle hocam yaş kategorilerine baktığımız zaman ilk bağımlılık zaten çizgi filmlerle televizyon bağımlılığıyla başlamış oluyor. Hmm, Daha küçükler. çok işte tabii ortaokul lise yıllarına geldiğimiz zamansa sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı ciddi manada artmış oluyor. Güzel Yine bir kategori genç var. veya Özür dilerim. Anlamak için evet. soruyorum Adnan Hocam. O zaman bu bağımlılıkların bir genel bir kategorisi var. Bunu bir sayabilir miyiz hocam? Bir küçüklükten başlayıp sonra detaylara girelim. Buyurun. Küçüklükten başlıyor. Hocam Hangisiyle? Televizyonla. şöyle televizyon bağımlılığı ya bu benim yaptığım araştırmalarda hani böyle tutup da daha önce birilerinin ortaya atmış olduğu bir şeyden yola çıkmıyorum. Yaptığım bütün Buyurun. araştırmalardan çıkardığım sonucu söylüyorum şu anda. Yani zaten bizim gençliğimizde konuyu azıcık dağıtıp toplayacağım. Yani bizim gençliğimizde zaten şu söz konusu hocam. Bir işte karşı ve birlikte psikolojisi vardır. Buna ben acizlik ve aşağılık kompleksi diyorum. Bunları bir tarafa bırakacağız. Biz rağmen psikolojisine yani birileri daha önce bir şey ortaya koymamışsa bana mı düştü değil. Evet bana düştü. Eğer bu işi ben araştırdıysam, ben öğrendiysem değil mi? Bana Evet. düşer demektir. Dolayısıyla rağmen psikolojisiyle giriyoruz tabii. Ve şunu söylüyorum. Mümkün olduğu kadar hocam bu kategorizeyi tabii ki dediğim gibi hani bilim her zaman eleştirilir. Eleştiriye de açık olmalı. Bu Tabii. yaptığım araştırmaların neticesinde benim ulaştığım sonuç bu. Ve ben diyorum ki ilk bağımlılık dönemi aslında anne babaların televizyon karşısında çocuğunu sırf susturmak için televizyonu açıp annelerin özellikle Evet. Televizyonu açıp ondan sonra işine bakması ve çocuğu susturmak amaçlı başlamış oluyor. Ve burada Evet. yapılan araştırmalar da var. Özellikle ilkokul çağına kadar olan kısım televizyon bağımlılığı ve televizyon bağımlılığı içerisinde de özellikle çizgi film burada söz konusu. Tabii yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Aynı zamanda çizgi filmler siz de biliyorsunuz ki karelerden oluşur ve bu kareler kişi yeteri kadar işte kişinin beyni yeteri kadar o hıza ulaşamadığından dolayı o karelere ulaşamadığından dolayı kendini pasifize etmeye başlıyor. Kendini muhafaza etmek için aslında pasifleştirmeye çalışıyor. Buna da bu neye sebep oluyor peki? Zamanla işte beynin tabiri caizse aptallaşmasına sebep olabiliyor. O işte çizgi filmler tabii ki subliminal bilinçaltı mesajlar çok ciddi manada söz konusu çizgi filmlerde özellikle şiddet ve cinsellik söz konusu subliminal mesaj olarak. Dolayısıyla bu zaten bir şekilde ciddi bir şekilde zarar veriyor çocuklara. Ve bunun hemen sonrasında özellikle ortaokul yıllarına ben okul yılları söyleyince daha iyi anlıyorlar şimdiye kadarki konuşmalarımdan. O yüzden Evet. direkt artık okul yılları üzerinden gidiyorum. İlkokul çağları, anaokul ve ilkokul çağları, özellikle televizyon Televizyon. bağımlılığı, ortaokul çağlarına geldiğimiz zaman hocam, biraz daha sosyal medya ve dijital oyun söz konusu oluyor. Orta çağlarda da bu şekildedir. O yaşlılık dediğiniz yaşlı kesim ise onlarda da işte yaşlılık duygusunun getirmiş olduğu yalnızlık aslında ve içine düştükleri boşluk bu çok önemli.
Bunu tabii ki Vedat Kahyalar abimizle bir ara bir yazısında okudum diye hatırlıyorum. Farklı yerlerde de gördük. Yani yapılan araştırmalar da özellikle insanın en verimli yıllarının 65-75 yaşları, 65-75 yılları olduğunu söylüyor. Biz Vay. ise ne yapıyoruz? 65'ten sonra direkt kişileri oradan Kategorize işte diyoruz. mesleklerinden alıkoyuveriyoruz ve onları bir boşluğa atıyoruz. Bakın bugün Evet. mesela buradan aslında bir çağrı daha yapmak isterim ben bizi izleyen değerli dostlara. Bir insan kim olursa olsun yani yaşı hiç fark etmiyor. Bir insan eğer ciddi bir yoğunluk içerisinde bir tempo içerisinde çalışıyorsa o insanı birden bitirdiği gibi boşa düşürmemek gerekiyor. Başka şeylerle hemhal edip yavaş yavaş onun Evet. temposunu düşürmek gerekiyor. Yani bu şuna benzer. Otobanda 180 ile giden bir aracı siz aniden fren yaptırırsanız takla atar, defalarca takla atar ve içindeki de ölür muhtemelen. Bu ona benzer. Yani mesela şunu çok fazla görüyoruz. İki kesimde bu anlamda gerçekten üç kesimde sıkıntı yaşıyoruz. Bir, LGS'ye hazırlanan çocuklarda 8. sınıf öğrencilerinde ciddi Evet. bir tempo yakalayıp ki bunlar başarılı çocuklardır. Ciddi bir tempo yakalayıp o işte liseyi kazandıktan sonra artık her şeyi kendi haline bırakması. Anne babanın da tamam artık televizyon yasaktı, telefon yasaktı, oyun yasaktı ki bu çocuklar başarılı çocuklar dediğim gibi. İyi de bir yer kazanınca al sana istediğin kadar oyna, önü açıldı ve çocuk Evet. boşluğa düşüyor. Çok iyi bir başarıyla liseye kazanmasına rağmen bir bakıyorsunuz 9. sınıftan itibaren tapatakla gidiyor. Yetmediği gibi psikolojik problemler de başlıyor. İkinci bir kesim üniversiteye hazırlanan gençler. Bu gençlerde de aynı durum söz konusu oluyor. Yani çok iyi çalışan gençlerde kazandığı gibi yine bir boşluğa düşmesi. Şu cümleyi her yere yazmak lazım. Yani fıtrat boşluk kabul etmiyor. Fıtrat boşluk kabul etmiyor. Şimdi teknoloji bağımlılığının da temelinde yatan faktör aslında boşluk hissidir. Yani bir boşluğa düştüğü takdirde aslında teknolojiye, medyaya gidiyor. Bakın daha bugün bir görüşmemde genç şunu söylüyor. Hocam diyor benim babam işte elinden telefon düşmüyor. Annem elinden telefon düşmüyor. Ne yapayım yani bir şey söylüyorum. Sonra hocam ne yapayım ben de ya televizyonun karşısına geçiyorum ya da ben de telefonumu çıkarıyorum. Bu sefer de bana diyorlar ki telefonla uğraşıyorsun. Yani dolayısıyla aslında Evet. kendilerinde aynı problem oluyor. Her neyse işte üniversite kazandıktan sonra o yoğun tempodan sonra boşluğa düşmesi bu daha tehlikelidir. Birincisi davranış bozukluğu, ikincisi kişilik bozukluklarına bile gidebiliyor. Çünkü bir takıntı, obsesyon vesaire düşünceler başladı mıydı zaten? O boşluk hissine düştükten sonra orada problem başlıyor. Üçüncü kesim de özellikle yine başarılı insanların iyi bir tempoyla çalışıp ondan sonra emekli olması. Yani bu 65 yaş emekliliği ciddi bir sıkıntı. Devletin bunu bir an önce ortadan kaldırması gerekiyor. Ben biraz da şuradan tabii duruşumu şimdiye kadar bu anlamda bozmadım. İnşallah bozmayız da. Yani İslami kavramları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Çünkü insanı yaratan Allah, fıtratı ona derc eden Allah, fıtratı en iyi bilen Allah ve fıtrat üzerine tavsiyede bulunan, emir ve yasaklar gönderen yine Allah. Ve tam burada söyleyeceğim cümlede yani evet Allah her şeyin Rabbidir. Ama Allah aynı zamanda sosyal medyanın da Rabbidir. Yani Amin. orada söylediğimiz sözler, sorumluluk dışında değildir. Sevap günah cetvelinin dışında değildir. Tabii ki. Dolayısıyla buradan tekrar aynı yere geliyorum. Yani sosyal medyayı neden yaşlılar daha fazla kullanmaya başladı? Çünkü artık şu bir gerçek. Türkiye her ne kadar hani istediğimiz seviyede olmasa da belli bir ekonomik düzeye çıktı artık. Dolayısıyla eskisi gibi yaşlılar emekli olduktan sonra limon satmıyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani memurlar emekli olduktan sonra ya iyi kötü bir araba alabiliyorlardı ya iyi kötü bir ev alabiliyorlardı. Şimdi Evet. hepsinin evinin önünde kaliteli araçlar ve
Çok iyi evlerde oturuyorlar. Dolayısıyla yaşlandıktan sonra da aynı zamanda eskiye göre durumları daha iyi olmasına rağmen herhangi bir şeyle uğraşmıyorlar. Bakın diyorum ya, yaşlıların özellikle yani çalıştırılması gerekiyor. Vücutları çalışmalıdır, beyinleri çalışmalıdır ve onlardan faydalanılmalıdır. Tecrübelerinden faydalanılmalıdır. Nitekim tekrar ediyorum, yapılan araştırmalar en kaliteli, verimli yaşın 65-75 yaşları olduğu, ikincisinin ise 40-65 arası olduğu. İkincisinin 40-65 arası olduğu. 40-65 Dolayısıyla bu arası. anlamda ikincisi o. Yani dolayısıyla bu İkincisi. arada tabii ki önem arz ediyor. Peki teknoloji bağımlılığının bu anlamda sebeplerine indiğimiz zaman özellikle bir insan, yine biz bunlardan bahsederken 15-35 yaşlarını özellikle göz önünde bulunduralım. Yani çok çok önemli. Eğer sosyal hayatta ilişki kuramıyorsa Yaşar Hocam, bu çok önemli. Evet. Kendini anne babasına anlatamıyorsa, izah edemiyorsa, ifade edemiyorsa, paylaşımda bulunamıyorsa, arkadaşlarıyla eğer bir paylaşımda bulunamıyorsa, yani kısacası insanlar arasında ilişki kuramıyorsa, Evet. neden genç, özellikle neden genç teknolojiye gider? Neden teknoloji bağımlılığına gider? Bunun cevabı, İçine kapanık ve asosyalse. Bu da çok önemli. Peki asosyal olan biri internete gittiği takdirde, teknolojik anlamda internete girdiği takdirde orada herhangi birileriyle yazışabilir mi? Evet. Tabii ki. Peki bırakın daha birbiriyle sosyal ortamda konuşamayan o asosyal genç dinsel konuları dahi karşı tarafla görüşebiliyor. Çünkü muhatabı kim? Ekran. Muhatabı ekran. Yani karşı Cesaretleniyor. taraftaki, tabii ki ciddi bir cesaret söz konusu oluyor. Sosyal ilişkilerde kendini ifade edemediği için başkalarına karşı, yani ekrana karşı kendini ifade etmekte güçlük çekmemesi. Aslında diyor ki, beni anlayın, benim sosyal medyaya ya da teknolojiye ihtiyacım yok. Ama beni anlayın diyor. Bu önemli haliyle toplum tarafından dışlanmış kişiler. Toplum tarafından dışlanmış kişiler kendini nerede kabul ettirir peki? Sosyal medyada, teknolojide. Yani şöyle İlginç. düşünün. Mesela bakın, yine yaşanmış bir örnekten gideyim ben. İşte homoseksüel bir genç. Erkek, homoseksüel bir genç. Gay dediğimiz aslında. Şimdi bunu annesine bahsedemiyor, babasına bahsedemiyor, çevresine bahsedemiyor. Çünkü ciddi bir baskı olacağını düşünüyor. Aslında Evet. anne baba bu güveni kendisine verse, bu güveni anne baba verse konuşacak ve belki düzelecek. Belki de yüksek oranda düzelecek. Çünkü eşcinsellik biyolojik bir hastalık değildir. Sonradan edinilmiş, sonradan rol model yoluyla ve yanlış davranışlardan dolayı ailenin, özellikle annenin baskınlığı, babanın pasifliğinden kaynaklanan ya da babanın öfkeli, ondan sonra gergin, sinirli bir insan olması sonucunda ortaya çıkmış, aslında sonradan var olmuş sosyal bir problemdir. Ama daha sonra duygulara, hislere, oradan bedene aksetmiş ve asla doğuştan olmayan bir hastalık. Hastalık diyorum ama biyolojik değil diyorum. Çünkü insan biyolojisinin sonradan hastalık oluşması muhtemeldir. Oluyor zaten yani haliyle. Bunu zaten DSM kitabından, yani ruhsal tanı kitabından da ciddi bir baskı, şantaj ve işte tehditlerle çıkarttırdılar. O zamanki panel üyelerinden zaten 1969 yılında yeteri kadar bilgiler var diyoruz. Her neyse, genç Evet. anne babasına bunu anlatamıyor. Kime anlatıyor peki? İşte orada kendi sosyal medya ve teknolojik gruplarda orada giriyor, kendini anlatabiliyor ve oradan destek alıyor aynı zamanda. Çünkü diğerleri de onun gibi. Diğerleri onu anlıyor, dışlamıyor. Ve Evet. dolayısıyla pekişiyor,
pekiştikçe de ciddi bir şekilde artık kendisinde yerleşiyor. İstisnasız bir bayağı işte gençle görüştük, bu farklı yaşlarda eşcinsellerle de görüşmelerim oldu. Başlangıçta hepsinin söylediği söz aynıdır. Doğuştandır diye başlıyorlar. Fakat konuşmalarımız sonrasında doğuştan olmadığını da kabulleniyorlar aslında. Haliyle demek ki burada gençler kendini ifade edemiyor ve aynı zamanda ifade ettiğinde dışlanıyor diye aslında daha kendini rahat ifade edecekleri bir mecra arıyorlar ki o da neresidir? Sosyal medyadır Anladım. diyebiliriz. Yani bu sosyalleşme mecrası olarak önemli. Bir genç aynı zamanda olumsuz bir yapıdaysa, fıtrat demeyeceğim, fıtrat olumsuz olmuyor çünkü. Ama olumsuz davranışlar örüntüsü geliştirmişse kendisinde, yani bu öfke olabilir, bu kavga olabilir, bu yalan söyleyen bir insan olabilir. Ne yapar peki? Çevresinden onay alamadığı için ne yapıyor? Yine sosyal medyada aynı gruplar içerisinde yer alıyor. Bugün siz işte ders materyalleri üzerine bir grup kurdunuz değil mi? Ve Evet. Allah razı olsun, birçok arkadaşımız da faydalanıyor oradan. Paylaşımlar yapıyorsunuz. Sizi aslında tasvip eden insanlar orada bir araya geliyor değil mi? Yani Tabii ki. veya işte bizim işte YouTube sayfamızda genelde kimler yer alıyor? İşte daha çok aile ve eğitim üzerine, yani kendini yetiştirmek isteyen insanlar bizi YouTube'dan takip ediyor veya işte Facebook'tan, Instagram'dan neyse. Sizi de bizi de daha çok takip eden insanlar bunlar. Dolayısıyla bu insanlar bakın benzer, aslında biraz da homojen diyeceğimiz benzer özellikler taşıyan mecralar söz konusu olduğundan orada kendini buluyor dolayısıyla. İşte gençler de kendini dolayısıyla kendi ihtiyaçları bünyesindeki benzer artık örgütlerde diyeyim yer almış Yapılarda, evet. oluyorlar. Yapılarda yer almış oluyorlar. Ya bizde örgüt kavramı yanlış anlaşılıyor. Halbuki bir parti de bir örgüttür haliyle de. Tabii. Bir yapı diyelim daha anlaşılır olsun haliyle. Dolayısıyla Doğaçlama bu da oldu yani. önemli. Kavrama Tabii itiraz tabii. etmek için değil de doğaçlama oldu benek. Evet. Yoksa aynı. Evet. Evet. Şimdi sağlık, spor ve yaşam, özellikle bu tür sağlıklı yaşam üzerine birebir insani faaliyetlerde kendini yetiştiremeyen insanlar, uzak olan insanlar aynı zamanda ne yapıyor? Yine bu tür yerlerde yer alıyor. Veya daha önemli, sizin de işte öğretmen olmanız hasebiyle çokça rastladığınız bir durum var. Akademik başarısı düşükse nerede buluyor kendisini? Sosyal medyada. İşte Evet. teknolojik boyutta kendini buluyor dolayısıyla. Kabul görme durumu söz konusu burada. Dolayısıyla kendini size tanıtırken bir genç sizi kandıramayabilir. Ama sosyal medyada böyle değildir ya da teknolojik işte aletlerde böyle değildir teknoloji ortamında. Kendini işte bir profil resmini, özellikle bir kız resmi koyar ve bir kız gibi konuşur. Karşı tarafla veya Evet. böyle bir olay da oldu mesela. Yani kendi işte yakışıklı bir erkeğin resmini koyuyor profiline ve başka bir kızla konuşuyor. İşte daha sonra buluşma yeri söz konusu oluyor falan. Gittiğinde zaten o kişi olmadığı ve daha farklı sıkıntılar vesaire söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada dilediği gibi kendini tanıtabilme ve dilediği gibi ifade edebilme durumu söz konusudur. Bu da teknolojik anlamda söz konusu diyoruz. Zaman anlamında istediği şekilde zaman geçirebiliyor. Gerçek ilişkilere nazaran daha az riskli birliktelik imkanı aynı zamanda sağlaması sebebiyle burada yer alabiliyor. Yani sosyal medyanın ve teknolojik aletlerin aynı zamanda biliyorsunuz ki yer, mekan, zaman söz konusu değil. Yani ben burada işte Gamboçya'yla geçen bir konuşma yaptım. Biz işte iftarı yapmışız. Ondan sonra hocam daha 3 saat var diyor bize diyor misal. Yani zaman zemin artık değişti haliyle bu anlamda. Evet. Dolayısıyla zaman, yani yer, mekan, zaman kısıtlaması da olmadığı için bu anlamda ön plana çıkıyor. En önemli meselelerden biri de oyun ve eğlencedir. Teknolojik aletlerde oyun, eğlence ve
keyif verici durumlar söz konusudur. Şimdi burada şu var. Mesela biz yıllardır dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık, muhakeme üzerine çalışıyoruz. Ve işte makinasız, ilaçsız çalıştığımızdan dolayı da bir nevi işimiz biraz da zor. Yani tamamen egzersizler üzerinden, bilimsel egzersizler üzerine çalıştığımızdan kolaydan zora gidiyor. Hocam belli bir zora geldiğinde genç direkt iflas ediyor. Artık gitmek istemiyor, karşılaşmak istemiyor. Yani neden? Diğer taraftan çünkü çok rahat ettiği, istediği gibi keyifli alanda işte zaman geçirdiği, eğlendiği, bu çok önemli genç için, eğlendiği bir ortam vardır, bir teknoloji ortamı vardır. O zaman dersten de kaçar, tedaviden de kaçar, terapiden de kaçar, akademik çalışmalardan da kaçar. Neden? Çünkü karşı tarafta çok daha zevkli, çok Evet. daha haz verici, keyifli bir ortam vardır. Eğlenceli bir ortam vardır. Bunu da ortak zevklere sahip, ortak duygulara sahip, düşüncelere sahip gruplarda buluyor dolayısıyla kendisine. Yani burada hani oyun ismi burada şu an vermeyeyim ama yani benzer oyunları oynayan gençler bir grup oluşturuyorlar misal. Ve bu Evet. etkileşim dolayısıyla söz konusu oluyor. Son olarak şunu da söylemek isterim. İfade özgürlüğü. Yani en fazla ifade özgürlüğü yine nerededir? Aslında bir nevi bu teknoloji aletlerinin içerisindedir diyoruz. Bu anlamda neden gençler teknolojiye gidiyor? Neden teknolojik aletlere, oyunlara vesairelere gidiyor? Sanırım biraz temel atabildik diye düşünüyorum. Güzel. Burada eğer araya gireceğiniz bir durum yoksa ben bazı belirtilerden de bahsetmek isterim. Veya Peki soru bunu yoksa. hocam şey yapalım. Akıllı telefonu da buna dahil ederek konuşalım isterseniz Evet. biraz da süre. Şu anda Şöyle akıllı teknolojiyi telefon ve internet ve akıllı telefonu da dahil ederek gitmeye gidelim. çalışıyorum işin doğrusu. Yani burada hocam şu çok önemli. Şimdi eskiden mesela bir televizyon söz konusuydu ve televizyon izlerken evde baba varsa zaten senin bir kanal seçme lüksün yok. Yani az önce bakın bu cümleyle az önceki cümleyi birbiriyle isterseniz kıyaslayalım, ilişkilendirelim. Az önce dedim ki genç daha özgür bir ortam, değil mi? Özgürlüğün Evet. daha fazla olduğu, ifade özgürlüğünün, bağımsızlığın daha fazla olduğu teknoloji ortamına kaçıyor dedim. Kendini orada buluyor dolayısıyla. Sonrasında dedim ki bakın evde baba varsa Özgürlük dolayısıyla yok. sizin kanal seçme özgürlüğünüz bile yok. O ne izliyorsa odur. Tam burada belki şu cümleyi kullanmak isterim. Çocuk diyor ki hocam diyor işte ben dersime çalışıyorum ama diyor film de izliyorum. Bu bahsettiğim de daha ilkokul çocuğu. Peki ne izliyorsun? Selçuklu'yu izliyorum diyor. Başka babamla Selçuklu, annemle Osman, dayımla Çukur'u izliyorum diyor. Şimdi bu çocuk ilkokul çocuğu, tekrar söylüyorum. Henüz oradaki işte sıçrayan kanın hani eskiden derdik ya salçadır salçadır. Artık salça işi değil de boyalar gelişti. Daha doğrusu tabii o anlamda green screen artık gelişti. Artık o işte bir perdeyle her şeyi halledebiliyorlar. Yani aslında budur diyebileceğiniz birçok şeyin bu olmadığı aşikar. Hepimizin bildiği bir olay var. Hatırlarsınızdır. Daesh bir zamanlar çöl ortasında Evet. bir açıklama yapıp bazı kafaları kesti değil mi? Evet, güya. Aslında o güya aynen. O aslında etrafı kapatılmış green screen, o işte ekran değil mi? Perde Evet. etrafında, yeşil perde etrafında gayet etrafı kapalı bir yerde yapıldı o. Ama Evet. baktığınız zaman çöl gibi gözüküyor. Ama işte çocuk bunu anlamıyor. Ve anne baba bunu izlediği takdirde çocuk bunun film olduğu, bunun işte yapılandırılmış olduğu,
kısmını kavrayamıyor. Çünkü az önce söyledim, insan beyninin o anlama, anlamlandırma, mantık, muhakeme, akıl yürütmenin bulunduğu prefrontal beyin korteksi 16 yaşında belli bir seviyeye geliyor. 24 yaşına kadar da gelişimi devam ediyor. Dolayısıyla gerçekle işte gerçek olmayanı veya bir şekilde sosyal o işte mekanik dünyayla gerçek dünyayı çocuk birbirinden ayırt edemiyor. Ve eğer orada o işte teknolojik alet artık televizyonsa, televizyon, telefonsa, tabletse, bilgisayarsa hiç fark etmiyor. Evet. İzleyen çocuk eğer baba izliyorsa, anne izliyorsa, anne baba çocuğa şu fetvayı veriyor. Lisan-ı halle veriyor. Meşhur bir kayda vardır. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden tesirlidir. Tabii. Yani davranışlarınız Örnek. sözlerinizden tesirlidir. Dolayısıyla anne baba izlerken çocuk onu izliyorsa çocuğa şu mesajı veriyorlar. Diyorlar ki çocuğum izleyebilirsin. Orada artık bir sevişme sahnesi varsa anne baba lisan-ı halle değiştirmiyorsa eğer o kanalı lisan-ı halle diyor ki bunda bir şey yok çocuğum yapabilirsin demektir. Yapılabilir demektir. Evet. Bir şekilde işte kanunsuz, hukuksuz, adam öldüren değil mi? O az önce saydığım bazı şeyler var burada. Diziler maalesef. Dolayısıyla çocuk bunu tam anlamlandıramadığından dolayı anne babanın bu durumdaki işte duruşunda çocuğa müdahale etmemesi, kanalı değiştirmemesi, o çocuğun onu bünyesine alması, kodlaması, duygusal şema terapide biz bundan çok bahsederiz. Yani her bir bilginin beyinde bir yuvası vardır. Buna biz şema diyoruz işte. Şema, şema terapi diye geçer. Dolayısıyla o şemalaşmış artık düşünceleri bir şekilde bertaraf etmek ki çok zor bir şey. Ve o daha sonra çocuğun aslında yıllar sonrasındaki travmalarının temel nedeni aslında bu dönemlerdir. Dolayısıyla ilk okul çağlarındaki o işte teknolojik aletlerden televizyon bu anlamda çok ciddi problem teşkil ediyor. Anne babalar buna dikkat etmeli. Ben bugüne kadar çok şükür evimde hiç televizyon bulundurmadım bu anlamda. Ama şaşırıyorlar. Bunu bazen seminerlerde söylediğimde hiç unutmam hanımefendinin biri. Aa siz akşam evde ne izliyorsunuz demişti. Ne yapıyorsunuz demişti böyle. Sanki yani olmazsa olmazmış gibi. Dolayısıyla şunu söylüyorum Yaşar Hocam. Olmazsa olmazları kendimize olmasa da olur. Yani bu önemli. Evet. Bakıyorsunuz yani bir şey olmazsa da olur ama biz olmazsa olmaz olarak görmüşüz. Kabullenmişiz, evet. Aynen ama olmazsa olmazları da olmasa da olur diye kodlamışız kendimizde. Dolayısıyla bu problemin temelinde bu var. Şimdi özellikle teknoloji bağımlılığında bağımlılığın ortaya çıkmasında bazı belirtiler var. Mesela bu çok önemli. Kısa süreliğine kullanacağını söyleyerek saatler harcamak. Ya bir şey olmaz hemen şöyle bir test bağ girip çıkacağım tamam. Çok uğraşmayacağım. 5 dakika bir gireyim tamam. Özellikle ilkokul, ortaokul çocukları bunu çok yapar. 5 dakika gireceğim çıkacağım tamam. Ondan sonra bir bakıyor işte şu an uzaktan eğitim var biliyorsunuz. Hocam diyor bir bakıyoruz dersten çıkmış şeye girmiş. İşte Sosyal oyuna medyada. girmiş. Sosyal medyaya girmiş. Veya işte kendisinin ve başkalarının da aynı zamanda teknolojik araçları kullanma zamanıyla ilgili yalan söylemek. O benim arkadaşım bana çok söylüyorlar bunu bu arada. Hocam benim arkadaşım diyor işte günde 7-8 saat bazen oyun oynuyor ama diyor bende bu dikkat dağınıklığı oldu onda olmadı. Bunun sebebi nedir diyor. Bunu söyleyen de ilkokul çocuğu. Vay be. Yani benim hocam ismini de söylüyor. İşte arkadaşım diyor 7-8 saat oynuyor. Onda bir şey yok diyor. Ama bende oldu. Bir başkası diyor ki hocam diyor benim arkadaşım da işte o diziyi izliyor diyor. Onda hiçbir şey yok. Ama ben diyor gece tuvalete gitmeye korkuyorum diyor. Dolayısıyla bakın yani gençler İlginç. bu alanda aslında şu yalana başvuruyorlar. Yani bak o yapıyor sorun yok. Demek ki ben de yapsam sorun yok. Yani aslında bu yalan söz konusu olmuş oluyor. Abi savunma Yine refleksi. Savunma refleksi yapıyor burada. Savunma. kesinlikle kesinlikle Değil nefis en iyi avukattır. Nefis en iyi mi? avukattır bu önemli.
Uzun zamanlı bilgisayar kullanımının neden olduğu fiziksel sorunlar oluşması aynı zamanda burada söz konusudur. Yani belirtiler anlamında veya yüz yüze iletişim kurmak yerine internet üzerinden iletişim kurmak söz konusudur burada. Yani bu belirtiler arasından bahsedecek olursak, mesela internette zaman geçirme aynı zamanda günlük ihtiyaçları da görevleri de yerine getirmemek söz konusudur bu belirtiler arasında. Yani işte yapması gereken hiç mesela şöyle bir örnek vereceğim. Hocam diyor benim eşim diyor işte hanımı için söylüyor koca. Benim diyor hanımım diyor sürekli şeyle uğraşıyor. İşte malum ben aslında burada isim de çok vermek istemiyorum ama yani sabah programları var, akşam programları var biliyorsunuz böyle oyalayıcı teknikte programlar. Kimisi askerliğe soyunmuş, kimisi hakimliğe, savcılığa soyunmuş, kimisi mahkemeye soyunmuş. Yani devletin yapamadığı işler bir bakıyorsun onlar yapmış gibi görünüyor. Birçoğu da yapılandırılmış aslında. Şimdi işte insanların da öyle ya da böyle dizlerimizi kırdı diyorum artık yani bir yönden. Beyefendi diyor ki hocam diyor benim eşim ya akşam geliyorum yorulmuşum acıkmışım yemek yok ama diğer taraftan bakıyorum diyor işte geçmiş televizyonun başında işte malum hanımefendinin diyor karı kocaları buluşturup ondan sonra ihanetleri ortaya çıkaran bir program diyor onu izliyor diyor. Artık boşanmak için bize başvurmuşlar bir de. Vay be. Yani düşünün bu hale gelmiş ama vazgeçilmiyor. Yani dolayısıyla televizyonun başında artık günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan insanların bu programlara dalması ve izlemesi söz konusu oluyor. Aynı zamanda bunlarda da bir suçluluk hissi var. Yani hanımefendi ben böyle vakayla beraber gidiyorum şu an ama hanımefendi hocam aslında diyor eşim çok haklıydı diyor boşanmış. Yani aslında çok haklıymış diyor. Ben çok ihmal etmişim. Yani artık o pişmanlık fakat fayda etmiyor. Yani kimi erkenden böyle başvuruyor bir şekilde hani farkındalık oluşturuyorsunuz ama kimisi de iş işten geçmiş oluyor maalesef haliyle. Önemli. Hocam burada önemli bir belirti daha var. Teknoloji bağımlılığının belirtileri arasında. Uzun zaman kalındığı zaman huzursuzluk ve amaçsızlık hissetmek. Bu da çok önemli. Huzursuzluk yani aslında şeyin farkında. Hani günlük Yapması gereken. yerine getirmesi gerektiği aynen görev ve sorumluluklarının farkında ilk başlarda bu daha çok. Ama kendini alıkoyamıyor. Elinden düşüremiyor. Karşısından çekilemiyor. Bakın yine bir boşanma terapisinden bahsedeyim. Yani il dışından gelmişti. Hanımefendi gece yarılarına kadar yani saat 2'lere, 3'lere kadar, 4'lere kadar sosyal medyada, teknolojik işte bilgisayarda habire yazışıyor, habire yazışıyor. Şimdi bu olduğu zaman ne olacak peki? Koca da artık hocam olmuyor. Yani benim cinsel hayatım bile bitti diyor ya. Eşim gelmiyor. Sabah diyor ben hani eğitimciyim. Sabah okula gideceğim diyor. Fakat ben kahvaltısız gidiyorum diyor yani. Hani, şu an açık. Şimdi feminist damarlar da bir şekilde canlanıyor bazen insanlarda ama ya ailede sınırlılıklar ve sorumluluklar çok önemli. Yani eğer sınırlılıklar ve sorumluluklar ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bütün aile danışmanlıklarında ben şunu görüyorum. Sınırlılıklar ve sorumluluklar eğer tam olarak oturtulmamışsa ailede her türlü problem söz konusu olmuş oluyor dolayısıyla. Yani boşanmaların da temelinde maalesef bunlar var. Yani bilgisayarın başında geçirilen zamanın geç saatlere kadar sürmesi boşanmalara kadar sebep olabiliyor diyoruz. Tabii bu anlamda mümkün olduğu kadar o zaman şunu yapmak gerekiyor. Yani süreci hani hepimizin hayatında şu an akıllı telefon var. Ama akıllı telefonu biz kullanırken yani bunu bir işte bağımlılığa varacak derecede değil de en büyük tehlike akıllı telefon şu an. Yani ihtiyaç kadar kullanmak. Çünkü bilgisayar bakın beni gayet yakından tanıyan dostlarımdan birisiniz. Yani sürekli okuyan yazan bir insanım. Ama mesela ben dün bilgisayarımı hiç açmadım. Fakat akıllı telefonum
yanımda ve bazen köşe yazılarımı dahi orada yazıyorum. Yani dolayısıyla hepimizin cebine akıllı telefon ve internet girdikten sonra aslında hayatımıza etki eden en temel faktör artık televizyon değil. Yani televizyon o kadar değil artık. Dizileri Evet. çıkarırsak işin içinden. Artık en büyük hasarımız, en büyük düşmanımız ve en büyük kullanıldığında da dostumuz akıllı telefonlardır. Şu anda ben sizinle bakın akıllı telefon aracılığıyla konuşuyorum. Evet. Yani dostlarla akıllı telefon aracılığıyla. O yüzden ben medya ve teknolojiyi bu anlamda birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Medya dediğimiz zaman yani biraz daha sosyal medya diyelim. Medya tek başına yetmiyor. Sosyal medya etkileşime dayalı olan az önce birkaçını saydım. Yani LinkedIn, Pinterest, pardon, YouTube, Twitter, Instagram gibi gibi böyle farklı çeşitli işte blogların aynı zamanda olduğu, etkileşimli blogların, wikilerin olduğu platformlardan bahsediyoruz. Ve bunlardan birinden birine mutlaka istediğinizi bulursunuz. Yani dolayısıyla telefon da artık dikkat edin. Yani özellikle bu işte 3.0 yani üzerinden baktığımız zaman, Endüstri 3.0 üzerinden baktığımız zaman gerçekten ciddi anlamda gelişti birçok şey. Daha önce siz de biliyorsunuz ki mesela bazı programlar telefonda olmazdı. Ama şu anda Evet. neredeyse bütün bu masaüstülerin yani programları online diye yani şeye geçti. Hani akıllı telefona geçti. Dolayısıyla mobil kavramı eklendi ya. Yani Evet. site neyse ondan sonra telefona geçti mi işte adnankalkanakademi.com örnek veriyorum. Şimdi adnankalkanakademi.com girdiğin zaman bilgisayardan girersin ama internetten girdiğin zaman M koyuyor başına adnankalkanakademi.com. Ya da bir gazeteye giriyorsun işte Evet. internetten akıllı telefondan girersen M diye giriyor. Ne demek? Mobil diye giriyor. Onun için mobil olduğundan beri artık cebimizde ve aslında şu anda en büyük tehlike akıllı telefon tehlikesidir. Her an, her yerde istediğin kadar girebiliyorsun. İnternet ona göre ayarlanmış. Mesela bilgisayardan bir film izleyecekseniz ayrı bir işte internet seviyesini harcıyor ama telefondan ayrı izlerseniz ayrı. Mesela şunu söyleyeyim. İnternetten derken akıllı telefondan 2 saatlik bir film izleyin. Yaklaşık gidecek olan belki o gün için söylüyorum. 2 saatlik bir film için belki gidecek olan işte 50-60 megabayttır. Fakat telefondan interneti bilgisayara bağlayın ve bilgisayardan onu izleyin. 6-7 GB gidiyor. Yani sözü şuraya getireceğim. Artık telefonda online, telefonda mobil olarak izlediğiniz veya işlediğiniz veya oynadığınız her şey çok az bir internetle hallediyorsunuz. Dolayısıyla bu da akıllı telefonun çok ciddi anlamda kullanılmasına sebep oldu diyoruz. Bu da çok önemli. Burada özellikle şunu da söyleyeyim Yaşar Hocam, çok önemli. Teknoloji Buyurun. bağımlılığında bazı riskler var, risk grupları var. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Teknoloji bağımlılığında risk grupları. Şimdi teknoloji bağımlı dediğimizde buraya televizyonu da alabilirsiniz, buraya akıllı telefonu da alabilirsiniz, bilgisayarı da alabilirsiniz, tableti de alabilirsiniz, telefonu da alabilirsiniz. Dolayısıyla burada risk grupların birincisi çocuklar olmuş oluyor. Çünkü çocukların yeteri kadar henüz beyinleri gelişmemiştir. Özellikle ilk 8 yıl, burası önemli, ilk 8 yıl çok çok kritik dönemdir. Yani çocukların Evet. ekranla asla buluşturulmaması gerektiği bu Dünya Sağlık Örgütü dahi ben ona farklı bir isim taktım son zamanlarda ama şunu söylüyor bize 12 yaşına kadar çocuklar işte teknolojiden uzak tutulmalı. Yani medya teknolojiden bahsediyoruz. Televizyon gibi, tablet gibi, bilgisayar gibi vesaire.
Evet, yoksa teknoloji dediğimiz verimli kullandığımız teknolojiler de vardır. Bunlardan bahsetmiyoruz. Yani teknik anlamdakinden bahsetmiyoruz. Bizim şu anda medya ve teknoloji anlamında kullanıyoruz. Yani teknolojinin medya boyutunu kullanıyoruz. Dolayısıyla çocuklar burada risk faktörleri 0-8 yaş çok kritik. İkinci kritik yaş ise 8-12 yaş. Daha sonraki üçüncü kritike geliyorum. Üçüncü kritik boyutu da özellikle 12-24 yaş arası kritik dönemi oluşturuyor. Bu üç dönem insana en fazla zarar verecek olan dönemdir diyoruz bu anlamda. Ve bununla birlikte birinci dedik risk grupları çocuklar. İkinci risk grupları ise ergenlerdir. Çünkü az önce söyledik onda yani ergenlere baktığımız zaman ciddi anlamda burada hani artık kendini orada bulması yani birçoğu diyorum ya özellikle şiddet ve cinsellik anlamında kendini buldukları yerdir. Sosyal medya platformları. Üçüncü kısım ise özellikle ailede ve yakınında bir bağımlılık olanlardır. Burası çok önemli. Bakın yüksek lisans yaptığım yıllarda özellikle bir araştırmaya rastlamıştım. Gerçekten çok önemliydi o. Diyor ki ailesinde diyor, yakınında ailesinde özellikle herhangi bir bağımlılık unsuru kullananların çocuklarının herhangi bir bağımlılık unsurunun olmadığı kişilerin çocuklarına göre diyor %400 daha fazla bağımlı olma ihtimalleri vardır. Bir daha alalım. Somutlaştırıyorum. Cümle biraz uzun oldu. Bir daha alalım. Evet. Diyor ki hocam somutlaştırayım daha iyi anlaşılır. Yani eğer Adnan Kalkan sigara içiyorsa Yaşar Çıraklı sigara içmiyorsa Adnan Evet. Kalkan'ın çocuklarının sigara içme oranı Yaşar Çıraklı'nın çocuklarına göre %400 daha fazladır diyor. 400. Evet, 4 kat daha Bu. fazladır. Ha, 4 kat. Peki, evet. Yani %400, 4 kat Tamam. aynı şey. Dolayısıyla sigara ile işim yok bu arada. Böyle bazen ister istemez açıklama yapma hissine giriyoruz. Dolayısıyla şuraya geliyoruz. Bu teknolojide de böyledir. Yani baba oyun oynuyorsa çocuğun oyun oynama oranı babası oynamayana göre 4 kat daha fazladır. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Bırakın çocukları düzeltmeyi diyorum bazen. Gelin biz kendimizi düzeltelim. İnanın gelin kendimize ayar Evet. çekersek çocuklar doğal olarak o ayara ulaşacaklardır. Onun için bir ailede eğer bağımlı olan varsa olmayan ona göre daha fazla ihtimal olmuş olur. Fiziksel veya psikolojik ruhsal sorunlar yaşayanlar aynı zamanda. Yani aşırı depresyon veya aşırı anksiyete olanların kendini sigarada bulması veya işte kendini oyunda bulması veya sürekli film izlemesi gayet normal olmuş oluyor. Çünkü toplum zaten bunları özellikle öteliyor biliyorsunuz haliyle. Ve özellikle beşinci kısma geldiğimizde Yaşar Hocam, aile içi iletişimin zayıf olduğu ailelerde teknoloji bağımlılığı çok olur. Bu da önemli. Aile içi iletişimin zayıf olduğu. Az önce bir örnek verdim ya, babam işte oynuyor, annem izliyor. Ondan sonra ben ne yapayım hocam? Kimse benimle konuşmuyor ki doğru dürüst. Evet. Diyen genci düşünürsek sanırım daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum değerli hocam. Tabii şurada önemli bir şey daha var. Ben burada özellikle bizi değerli izleyenlerimizi bu anlamda bilgilendirmek isterim. Çünkü gerçekten önemli. Hocam bu kadar olsa ne olacak ki dedikleri. Bakın bazı sitelerde ben şunu görüyorum haber portallarında. İşte diyor anaokulları bir saat, yarım saat, ilkokulları bir saat, ortaokulları 1,5, ondan sonra lise ve üstü 2 saat izleyebilir. Şimdi yapılan araştırmalar 12 yaşa kadar asla bulaştırılmaması gerektiğini söylüyor. Yani neye göre, kime göre? Ben burada iki temel faktör söyleyeceğim Yaşar Hocam. Buyurun. Yani bir, eğer gerçekten istemiyorsak, bir şeye bulaşmasını istemiyorsak çözüm anlamında, bir, onu ortamda bulundurma. Mesela televizyon. Gerçekten ilkokul çağı dahil olmak üzere ihtiyaç yok. Gerçekten yok ya. Bizim evde yok. Ve hiçbirimiz aramıyoruz. İki, ha bunu diyelim ki yapamadık. Yani bir uyarıcı eğer Evet. zarar vermesini istemiyorsan
Ortamda bulundurma. İki, hadi diyelim hocam akıllı telefon diye bir şey var ve hepimizde var. Nasıl bulundurmayalım? O zaman biz de diyoruz ki ikinci aşama şu. Yani mümkün olduğu kadar alternatif geliştir. Az sonra biz de alternatiflerden bahsederiz biraz. Alternatif geliştir o zaman. Bu alternatif geliştirdiğin zaman yani çocuğa dolayısıyla onu vermeyeceksindir, alternatifini vereceksindir. Yani bu anlam önemli. Bunu daha sonra açarız inşallah. Ben burada birkaç şeyden bahsetmek isterim hızlıca. Teknoloji bağımlılığının sonucunda oluşan bazı rahatsızlıklardan hızlıca bir bahsetmek isterim. Sonra varsa sorunuzu alırım bununla ilgili. Mesela boyun ağrısı ve sertleşmesi, göz kızarması ve yanması. Yani Sağlık mesela sorunları. geçenlerde evet, bir çocuk gelmişti. Gözler aynen şu şekilde gidip gidip geliyor. Yani hızlı hızlı. Aslında gözlerin içi yandığı için biliyorsunuz göz kırpmamızın temelinde şey var. O gözün sulandırılması var değil mi? Göz bebeğinin sulandırılması var. Evet. Kurursa çünkü hasar görür. O yüzden gözümüzü arada bir açıp açıp kapatıyoruz böyle. Şu anda sizin de benim de yaptığımız gibi. Ve hızlı hızlı açıp kapanıyor. Neden? Çünkü oyun oynaya oynaya artık göz zarar görmüş haliyle. Sürekli bir uyuşukluk ve depresif yani depresyon hali söz konusu oluyor bu şahıslarda. Bitkinlik, yorgunluk, halsizlik söz konusu oluyor özellikle. Ve en önemli unsurlardan biri aslında sabırsızlık, acelecilik. Yani bir şey söylemenizi beklemeden anladığını zannedip size direkt cevap verirler. Ki yanlış anlarlar ve bu da iletişim problemlerine sebep olur. El ve parmaklarda uyuşma söz konusu olur aynı zamanda ve bedensel bozukluklar, bel ağrısı buna dahil olmak üzere en önemlilerinden bir tanesi uyku bozuklukları. Çünkü uyku bozukluğu olan insanın aynı zamanda stres, kaygı, korku ve öfke yaşaması söz konusu oluyor. Uyku bozukluğuyla bunlar bir bütündür. Mesela bakın genelde gece gündüz işte çalışan insanlar vardiyalı yani bir hafta gece bir hafta gündüz çalışan insanlar da özellikle gece çalıştığı dönemde öfke düzeyi daha yüksektir. Çünkü uykusuzluk ve dengesizlik vardır orada. Uyku dengesizliği vardır orada. Onun için Evet. uyku bozukluğu hem çocuklarda hem gençlerde hem yetişkinlerde uyku bozuklukları önemlidir. Çocuklarda uyku bozukluğu bir davranış bozukluğudur. Bu önemli dolayısıyla gençlerde de aynı şekildedir. Mesela uyanmada zorluk aynı zamanda söz konusu oluyor. Bu oluşan bazı rahatsızlıktan bahsettiğinizde çok önemli bir şey daha algı, dikkat ve konsantrasyon bozuklukları. Yine bunlar çok çok önemli. Çünkü ben burada dedim ya yıllardır üzerinde çalışıyorum. Artık yani bazı şeyleri gerçekten temelinde uygulamada görür olduk. Şimdi bu ister davranış kazandırırken ister akademik ders çalıştırırken aynı yol izleniyor. Konsantrasyonla odaklanıyor, dikkatle algılanıyor. Hafıza ne kadar sağlamsa o kadarını sadece tutabiliyor ve sadece hafızada tutulan muhakeme ediliyor. Dolayısıyla biraz somutlaştıracak olursak hocam, Evet. bir çocuk derse çalıştığı zaman bu davranışta da aynı dediğim gibi biz ders örneği verelim. Bir çocuk derse çalıştığı zaman derse konsantrasyonla odaklanır, dikkatle dersi algılar ve beyin daha doğrusu hafıza ne kadar sağlamsa sadece o kadarını alır, Hayır. öğrenir demiyorum bakın, alır ve mantık muhakeme ile bu alınan sadece anlamlandırılır. Dolayısıyla anlamlandırılan kullanılabilir. İlginç, evet. Yani bu yıllardır üzerine çalışıp da artık getirdiğim bir nokta haliyle. Dolayısıyla bir çocukta dikkat dağınıklığı varsa, konsantrasyon bozukluğu varsa öğrenmenin dış kapısı kapalı demektir. Bir binanın, apartmanın dış kapısı kapalıysa içeri hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla dikkat dağınıklığının, hiperaktivite bozukluğunun, o eğer az önce işte saydım bazı şeyleri, ilaçlardır, aşılardır, ondan sonra katkı koruma maddeleridir gibi gibi böyle. Bunların dışında en fazla sebep olan temel unsur
aslında ekrandır. Çünkü özellikle iki beyin hücresi arasındaki nörotransmitter dediğimiz akışkanları, elektro kimyasal akışı, elektrik akışını engelliyor, zayıflatıyor. Bu da kişide dikkat, konsantrasyon ve mantık muhakeme problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Az önce söyledim, mantık muhakeme zayıflığı davranış bozukluklarına ve kişilik bozukluklarına temel teşkil eder. Bu önemli ve akademik başarısızlıklara, bireysel problemlere, sosyal kültürel uyumsuzluk sorunlarına, beslenme bozukluklarına, gerçek hayattan kopup mekanik hayatta yaşamasına aynı zamanda sebep olur diyoruz. İnternet bağımlılığını ve bununla birlikte telefon, televizyon bağımlılığını beraber aldık değerli hocam. Zaman da hayli ilerledi. Sorularla mı devam ediyoruz, nasıl yapalım? Hocam oyuna pek girmedik. Bu arada da arkadaşlardan evet benim ekranda yazılar beyaz geliyor ve sizin arka ekrandan dolayı yazıları çoğunu okuyamıyorum. Yani renk böyle şey gözüküyor. Açıyor arkadaşların yazdığı yazılar beyaz. Fatih Bütün hocam ne demiş? Fatih tespitler güzel. Fatih hocam bir şey demiş. Televizyonundan uzak kalmayı önerdiğinize bu iyi böyle güzel bir öneri ama bu bir ütopyadır. Hani televizyondan tamamen uzaklaştırmak anlamında bu cümlenizi kastetmiş sanırım. Hani Evet. hayatın o kadar içinde olan bir şeyden nasıl koparacağız? Hani gerçekçi olalım anlamında bir öneride bulunmuş hocam da. Bunu öneriler kısmında mı ele alalım? Hocam direkt cevap verelim. Ondan sonra dijital oyun kısmına geçelim. Bence Şimdi de. şöyle önemli bir soru çünkü bu bana çok geliyor. Şimdi Evet. ben bir şey hani kişisel gelişimin bir safsatası vardır. Bir kişi bir işi yaptıysa herkes yapabilir diyor ya. Evet. Bu bir safsata. Bu bir safsata. Ama bir iş bir kere başarıldıysa bir daha başarılabilir dersek o zaman daha mantıklı olur. Yani Evet, ne kimin demiş? başardığını Televizyon değil söylemiyorum. sadece internet içinde geçerli demiş. Evet Fatih hocam. Evet. Televizyon evet hocam internet içine geçerli. Hani genel anlamda uzak sanırım Fatih hocam acele etmiş Adnan hocam. Biz önerilerimizi sunmadık ya. Şu anda tespitte bulunuyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımız tespitlerdi. Öneriler kısmıyla ilgili son sorumuz bu. Daha doğrusu kapanış sorumuz ama Evet. en önemli olan bu kısmı. Fatih Hocam tekrar sorusunu teyit etmiş. Ben de ikinci örnek söyleyeyim. Oradan Arif Hocam da söylemiş. Bizim evde de televizyon yok demiş. Bizim evde de televizyonun olmadığını ben de söylemiş olayım bu şekilde. Bak tek değilmişim değil mi? Örnekler çoğalmaya başladı bu arada. Evet. Hocam şu dijital oyun kısmını da bir toparlayalım sonra. Peki bunları konuşuyoruz. Şimdi şunu diyebilir arkadaşlar. Hocam tamam bunlar var biz de biliyoruz. Biz de muzdaribiz ama ne yapalım? Sorusu bence en çok çoğunun merak ettiği sanırım bu kısım. Dijital oyun kısmını da toparlayalım sonra son soruyla toparlayalım. Kapatalım inşallah hocam. Buyurun. Dijital Eyvallah. oyun. Şimdi dijital oyun dediğimiz zaman hocam burada özellikle insanların vakit geçirmeye yani Türk Dil Kurumu'nun bir tanımını biz kitabımızda aldık. Yetenek ve zeka geliştirici belli kurallar eşliğinde iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence olarak tanımlıyor Türk Dil Kurumu. Yani burada belli kurallar eşliğinde iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Bunun en temel faktörü aslında eğlence faktörüdür. Dijital oyundan bahsettiğimiz zaman. Fakat dijital oyunlara baktığımız zaman yani çocuk eğitimine etkisi üzerinden gittiğimiz zaman ben kar ve zarar endeksini burada özellikle ön plana çıkarmaya çalışırım. Yani bir şey yaparsak burada Fatih hocama da biraz cevap olur diye düşünüyorum azıcık. Bir şey yaparsak karı nedir, zararı nedir? Yapmazsak peki karı nedir, zararı nedir? Aynı zamanda bir cümle kullandım az önce, onu tekrarlamak isterim. Olmasa da olurları, olmazsa olmazımız kabul ettik. Olmazsa olmazlarımızı da olmasa da olur kabul ettik. Şimdi sizde televizyon yok.
Bende de yok. Bir hocamızda daha yokmuş. Tabii bu bir azınlık gözüyle bakılmasın. Biz bu anlamda özellikle hani etki oluşturmak istiyorsak evvela kendimizi yoracağız. Bakın benim de inanın elhamdülillah 4 çocuğum var. Muhammed Said en küçüğü bugün 5 aylık oldu. Allah Ve bağışlasın. cümlemizin 3 kızım var, bir oğlum var. Tabii bizim mesleğimiz gereği bazen ister istemez telefonu elimize alıp acil cevaplar vermemiz gereken insanlar, hastalar, danışanlar oluyor haliyle. Dolayısıyla bazıları gerçekten acil oluyor. Bazen yarım saat, 40 dakika yazmakla uğraştığım veya işte konuşmakla. Dün gece mesela 24 yani saat gece 12'ye kadar aşağı yukarı Evet. 2-3 ayrı ilden insanlarla konuştum. Ve elhamdülillah neticede bir sorun çözüyorsunuz. İşte bir aile problemi önlüyorsunuz. Bir Evet. genci kazanıyorsunuz. Yani kutsal bir meslekte olduğumuzu bu anlamda sürekli söylüyorum. Dolayısıyla şimdi telefonu öyle ya da böyle elime aldığım zaman yani çocukların o işte düştükleri boşluğu görüyorum. Ama bıraktığım zaman hadi gelin dediğim zaman inanın hiçbirinin ne akıllı telefonla ne televizyon zaten yok da bilgisayarla ne başka bir şeyle alakası kalmıyor. Benim evimde de var yani tablet de var ama benim çocuklarım evimdeki tabletin nerede olduğunu bile bilmiyor. Yani burada biraz daha şu var hocam. Biz bir şeyler yapmak istediğimizde asıl öncelik kendimiz bu işin neresindeyiz? Nerede konumlanıyoruz? Bu çok çok önemli. Yani haliyle evet oyunlar çocuklar kendilerini oyuna atıyor ama bu oyunun temelinde ailede aslında vakit geçirememe problemi, anlaşılamama problemi, kendini Evet. ifade edememe problemi söz konusu olduğundan dolayı bu çocuklar buraya atıyor kendini. Hocam diyor ya bir şey söyleyeceğim direkt bağırıyor diyor ya. Yani baba direkt bağırıyor diyor. Anne direkt bak babana söylerim. Ne diyeyim diyor. Yani dolayısıyla hani odama geçiyorum. Başka da odada da şimdi ben duvara duvar bana bakacak değil ya. Tabii. Hocam hakla meşgul olmazsak batıl bizi işgal eder bu önemli. Peki buradan şuraya gelelim. Özellikle oyunların içeriğine baktığımız zaman da burada çok çok önemli bilişsel gelişime etkisi söz konusu oluyor. Burada özellikle eğer hani sadece şu araştırmayı ben söylesem gerisi biraz daha anlaşılır. Diyor ki Buyurun. 2 saat özellikle bu hani ilk şeyden bahsettim ya en kritik işte 0-8 yaş arasıdır dedim. Sonra 8-12 yaş, 12-24 yaş arası 25 yaş. falan. O ilk iki dönemde hocam diyor ki 2 saat diyor izleyen yani oynayan bir çocuğun ya da izleyen bir çocuğun pasifleşen beyin hücreleri, nöronlar eski haline gelmesi için 15 gün üst üste kitap okuması lazım diyor. Vay. 2 saate 15 gün, 2 saate 15 gün. Şimdi o zaman bizim alternatif oluşturmaktan başka çaremiz yok. Yani siz benim Evet. yoğunluğumu biliyorsunuz hocam. Buna rağmen inanın bazen yani erken gelip bazen işte cumartesi, pazar bu şeyleri saymazsak işte şu kritik zamanı virüs dönemini yani alıp çocukları göl kenarına götürüp şöyle bir suya girsinler, toprağa girsinler, bir şekilde hani zaman harcasınlar. Ya Nurettin Yıldız hocamın çok güzel bir sözü vardı. Derdi ki gerekirse makası diğerin eline perdeleri kessinler ama boş durmasınlar. Çünkü boş dururlarsa ya internet ya bilgisayar ya işte bir şekilde oyun bir şekilde gidecekler. Az sonra onu biraz daha iyi anlatırız. Bilişsel etkisi vardır, gelişme etkisi olur. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün terk edilmez. Tabii Şimdi ki. kişi sadece yerinden kalkıp 2 kere zıplayıp yerine oturduğunda bile bu bir faaliyettir. Dolayısıyla bir faydası vardır. Bir bütün olarak teknolojinin zararlı olduğunu söylemiyoruz. Bir bütün olarak medyanın zararlı olduğunu söylemiyoruz. Zararlı kullanılmasını konuşuyoruz biz şu anda. Tabii. Onların da en başta saydık zaten zararlı kullanımın ne olduğunu.
az çok saydık, süreklilik arz etmesi vesaire falan, bağımlılık oluşturması. Bir, bilişsel gelişme etkisi var. İki, psikomotor gelişme etkisi var. Küçük çocuklar eğer bunu izlerlerse veya oynarlarsa, özellikle bel, boyun ve kürek kemikleri tarafında, eklem taraflarında, el ve özellikle kol eklemlerinde ve omuz eklemlerinde ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Sosyal gelişme etkisi vardır. Çocuğun kendini sosyal hayattan o mekanik hayata yönlendirmesi sonucunda aynı zamanda sosyal problemler, gerçek hayattan kopma problemleri yaşar. Duygusal etkenlere baktığımız zaman ise aileden kopuş, kendi içine kapanış, asosyal bir işte varlığa dönüşmesi burada söz konusu oluyor. Ve dil gelişimine etkisi aynı zamanda söz konusu oluyor. Şimdi bu dil gelişimine etkisinde de şunu görüyoruz. Normal şartlarda dışarıda gezen bir çocuk, dışarıda oynayan, sosyalleşen bir çocuğun kelime haznesiyle bu medya teknolojiye bağımlılığa kapılan bir çocuğun aynı olmuyor. Yani hem kelime sayısı anlamında hem anlam yüklülüğü anlamında ciddi bir fark vardır. Ve kullandıkları mesela dışarıda selam der. Normal şartlarda bizim bir selamun aleykümümüz var değil mi mesela? Ne haber? Ne haber? Ne haber değil bak. Ne haber? Yazarken ne haber? Merhaba. Yani ciddi anlamda aslında ufkunu da ciddi manada zayıflatıyor. Ve özellikle hocam strateji oyunları, macera oyunları, ben bunları kitabı tavsiye ediyorum. Bu arada biz tavsiye ederken de rahat tavsiye ediyoruz. Çünkü artık Dünya Kur'an Okuyor kampanyasına başladık telifini. Cebimize giren bir şey yok çok şükür. Ümmete Ne başladık bu güzel. anlamda. Ne güzel. Dolayısıyla biz tavsiye ederiz de bu anlamda mutlaka her evde olması gerekir. Burada geniş çaplı var. Macera aksiyon oyunları var. Spor oyunları var. Yap boz bulmaca oyunları var. Rol yapma oyunları var. Simülasyon oyunları var. Yine idle games dediğimiz oyunlar var. Ve bu oyunlar hocam büyük bir kısmında maalesef birçok sıkıntı vardır. Ve dijital oyunlarda özellikle hani ekran üzerinden oynadığından dolayı dikkat dağınıklığına aynı zamanda söz konusu olduğunu söylemiştik. Bu anlamda özellikle dijital oyunların genel sebeplerine baktığımız zaman çocuklar ve gençler stres atmak, eğlenmek, haz almak, gerçeklerden kaçış, gerçek hayatın sorumluluklarından kaçış, hayal ortamı oluşturma, yaşadığı ortamdaki zorluklar ve olumsuzluklar, zaman geçirme, rekabet etme, rahatlama, yenme, birilerini yenme duygusu, sosyal ortamda bir başarı elde edemiyor ama sanal ortamda birini yendiği zaman onun başarısı söz konusu oluyor. Sanal dünyada aynı zamanda işte problem çözme, yine sanal para kazanma. Buna bir örnek vereceğim ben. Oyunu tabii çok fazla henüz araştırmadan konuşmuştum. Bir genç vardı. Bir genç vardı ve bir gün geldi. Gerçekten durumu çok kötü. Hayırdır ne oldu dedim. Hocam çarımı çaldılar dedi. Çarımı çaldılar. Oğlum çar ne çar? Biraz esprili bir dilim var benim de gençlere yönelik tabii. Çar dedin Rusya'da olur oğlum, senin çarla ne alakan olur falan diye bir espriyle girdim. Öyle demeyin hocam, benim işte önce yatırım yapmıştım çarıma. Sonra bir anlattırdım ki yani ciddi anlamda para yatırıyorlar ve para kazanıyorlarmış bunlar. Ama genel anlamda baktığınız zaman gerçekten tuzaklarla kurulu sanal problem çözme, aynı zamanda sanal dünyada problem çözme ve para kazanma burada söz konusu oluyor. Bu da önemli. Bir diğeri güç gösterisi. Yani sosyal hayatta gücünü gösteremeyen genç nerede? İşte orada mekanik ortamda gösteriyor. Fikirlerini daha rahat ifade etme ve dijital sosyalleşme diye bir durum burada söz konusu oluyor. İlginç. Onun için Dijital yani sosyalleşme. önemli. Aynen dijital sosyalleşme, yani dijital ortamda genel anlamda arkadaş edinme, oyunlar oynama, ortam edinme, birlikte işte çeşitli kazanımlar elde etme, ticaret yapmaya kadar gidiyor.
Ve burada özellikle baktığımız zaman burada dijital özelliklerin, oyunların da bazı özellikleri zaten zevkli olması, kendine çekmesi, hareket ettirmesi, kazanç sağlanması, para kazandırması, çeşitli işte kurallar, hikayeler, çatışma meydan, işte okuma, rekabet etme, etkileşim Evet. sunması, çıktılar, hedef ve amaçlar edinmesi, ama bunların hepsi sosyal medyada kalıyor. Dışarı döndüğü zaman dışarıda ciddi bir sorumluluk alanı var. İçeriye döndüğü zaman ise özgürlük var. Dolayısıyla çocuklar hedefsiz, ilkesiz, doyumsuz, idealsiz yetişmelerinin en büyük sebebi oraya kapılıp buradan uzaklaşmaları. Yani gerçek hayattan uzaklaşıp o yapay ortamda, yapılandırılmış yapay ortamda kendini istediği gibi dolayısıyla ifade edebilmesi diyoruz. Bazı riskler var aynı zamanda. Bunları da ben söylemek isterim. Dijital oyun oynayan çocukların, gençlerin özellikle mesela içeriği uygun olmayan görüntülere maruz kalması. Ne demektir? Bir oyun vardı. Sürekli işte arabayla araba sürme ve orada aynı zamanda ciddi bir şekilde işte insan öldürme. Fakat hiç alakası yokken zombi gibi mayolu kadınlar geçiyor. Yani göğüsleri dışarıda olmak şartıyla zombi gibi kadınlar geçiyor. Başka bir yere bakıyorsunuz, oyunlara bakın, genellikle kadın figürünü çok fazla kullanıyorlar. Aslında bu çocukların, özellikle de gençlerin şehvetiyle aynı zamanda oynuyorlar. Ve cinsel, burada ben bu konuyu özellikle söylemek isterim. Özellikle cinsel iktidar çok ciddi manada zayıfladı. Bakın burada da ciddi etki ediyor dolayısıyla. Yani kadınlarda da erkeklerde de cinsel problemler şu anda had safhaya çıkmaya başladı. Ve cinselliğin aynı zamanda beyinle alakalı olduğunu da bilmek gerekiyor. Mesela konudan konuya atlıyorum gibi görünüyor ama hepsi bir bütündür. Yani bugünle bu son zamanlarda özellikle bakın zihin değiştiği için, zihin yani beyin değiştiği için kalp, biliyorsunuz yine şehvetin yer aldığı şeylerden arzu, iştiyak hissetme yine kalple gerçekleşiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla beyin ve kalp birlikteliğinde bir işte dopamin ve serotonin sergilemesi sonucunda bir şehvet, bir işte heyecan söz konusu oluyor orada. Ve özellikle son zamanlarda mesela ben iki şeye gene bağlarım. Bir, beynin özellikle bu medya ve teknoloji sonucunda yanlış işte şeylere maruz kalması sonucunda beynin hasar görmesi, diğer taraftan da katkı koruma maddeleriyle vücudun hasar görmesi. Bu ikisi bir araya geldiği zaman şu anda mesela yani cinsel terapistlerle bazen konuşuruz bu konuları. Yani mesela bir vajinismus problemi şu anda ciddi anlamda yükseldi. Aynı zamanda bir cinsel birliktelikte 4,5 milyon, daha önce sperm varken bir 10-15 yıl önce şu an 1,5 milyona düştü. Yani bunların hepsinin birbiriyle alakası var. Yani daha küçük yaşta bakın diyorum ya, bir şiddetin artması, iki cinsel problemlerin artması. Çünkü şiddet ve cinsellik üzerine ya bir oyunda çıplak kadının ne işi var? Yani düşünsenize. Dolayısıyla bu anlamda içeriği uygun olmayan görüntülere maruz kalıyor. Zarar verecek alışkanlıklara eğilim gösterme. Ne gibi? Kumar oynama. Değil mi? Yine maruz kalıyor. Kumar oynama gibi. Okul Evet. başarısında düşüş ve okuldaki işlevselliğin aynı zamanda düşmesi, sosyal işlevin düşmesi aynı zamanda. Maruz kaldığı problemlerden siber dolandırıcılık, Güzel. istismar tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla bakın bunun gibi, şimdi bu biraz daha şeye girer, özel bir duruma girer diye örnek vermeyeceğim ama yani bir oyun sonucunda, bir sosyal medya ortamı sonucunda kişiyi korkutarak aynı zamanda çeşitli şeyler yaptırabiliyorlar.
suça eğilimli olma isteği, suça karışma isteğini ve aynı zamanda bazen de zaruretini arttırıyorlar. Bununla birlikte beslenme düzeninin bozulmasıyla obezitenin meydana gelmesi durumu söz konusu oluyor ve ailenin maddi sorunlarıyla karşılaşması söz konusu oluyor. Ne demek bu maddi sorunlar? Yani bir kumar oynadığı takdirde bunu mesela bir ara böyle Sonuçlar. biriyle de biz tanıştık. Aynen biriyle tanıştık. Orada oyun oynamış ve ciddi paralar kaybetmiş. Bir de öyle bir şey ki Yaşar Hocam. Küçük küçük bu tabii psikoloji bilenler bunu çok daha iyi anlamlandırıyor. Önce küçük kazançlar sağla, kaşıkla ver yani. Sonra Tabii. kepçeyle geri al. Ve en son öyle bir darbe vur ki boynunu doğrultamasın tabiri caizse. Yani dolayısıyla bakın bu şekilde vakalar var. Onun için mümkün olduğu kadar buraya dikkat etmek gerekiyor. Yani konu çok geniş dediğim gibi en azından başlangıç düzeyinde bunları söylemekte fayda var. Şunu da ben söyleyip öyle bu oyun kısmını bitireyim değerli hocam. Özellikle Gençlik Spor Bakanlığı'nın yayınladığı bir çalışma vardı. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanlıkları 3. konferansında oyunlarda İslamofobi, tartışıldı ve oyunların birçoğunda İslamofobi, mesela Guitar Hero 3 diye bir oyun var. Yani konser havasında oyunculara sahne müzik aleti çaldırma üzerine kurulu olan bir oyun bu. Ve Arapça Allah ibaresinin üzerinde dans ettiriyorlar. Vay. Allah ibaresinin üzerinde dans ettiriyorlar. Veya mesela Devil May Cry 3, 3 artık ne diyelim. Böyle bir oyun var. Bu da third person, üçüncü nesil oyunu olarak geçiyor. Ve Kabe'nin kapısı şeytan kulesine girişin sembolü olarak kullanılıyor. Oyunlarda İslamofobi veya işte Kur'an-ı Kerim, bu Resident Evil diye bir oyun var mesela. Kur'an-ı Kerim yerde gösteriliyor. Yani farklı farklı işte Call of Duty diye bir oyun var mesela. Burada da aynı şekilde yine İslami literatürlere işte hakaretler söz konusu. Bunlar çok. Hani kitapta biz bunu da almaya çalıştık. En azından bir Tabii. örnek olsun diyerekten. Mesela Zack Wiki diye bir işte oyunda kötülük sembolü düşmanlar ölürken Allahu Ekber sesi çıkarıyor. Kötülük Ölürken. sembolü kişiler ölürken, kötülük sembolü kişiler ama ölürken Allahu Ekber diyor. Yani dolayısıyla hocam bu gerçekten çok çok önemli. Mesela Ayo Dance diye yazan bir oyunda 5 milyon puan kazandığında, 5 milyon puan kazandığında Kur'an-ı Kerim'in üzerinde şarkı söyleyip dans ediyorlar. Vay be. Yani belli bir Evet. şeye çıktığında. Muslim Message diye bir oyun var hocam. Oyun mesela çarşaflı kadınlar, sakallı adam öldürme üzerine kuruludur. Çarşaflı kadınlar ve sakallı adamlar öldürme üzerine kuruludur. Oyunun sonunda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmesi isteniyor. Allah. Yani Evet. bunun gibi daha nice nice işte Gazze'yi bombalamaktan tutun. Ta ki işte Başdat komutunu verirken işte işgal yerlerini işte İslam coğrafyalarını göstermeye kadar gerçekten ciddi anlamda sıkıntı söz konusudur. Onun için bu anlamda Müslümanların dikkat etmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum, hatırlatıyorum yani. Burada bakın biz bir şeyleri dışarıda ararken aslında kendi evimize medyayla girmişler. Evet. Yani evet şu cümleyi son zamanlarda kullanıyoruz. Çanakkale ile giremediler ama çanak antenle girdiler diyor ya. Evet. Artık internetle girdiler. Ve hiç unutmam bir gün bir hanımefendiye bir işte seminerim esnasında sormuştum. Biraz daha böyle küçük bir gruptu. Dedim ki bir gün içeri girseniz işte sizin yatak odanızda yabancı bir kadın ve bir erkek
İşte cinsel ilişkiye giriyorlar. Ne yaparsınız? Hocam öldürürüm orada dedi. Bunu söyleyen bir hanımefendi. Öldürürüm orada dedi. Ama dedim çocuğunla beraber dedim izliyorsun. Yani o yatak odası da sonuçta yatak odası. O diziyi, Evet. o filmi, o oyunu izliyorsun ama öldürmüyorsun. Bakın yani bu şekilde girdiklerinde müsbet oluyor. Ama diğer şekilde sıkıntı oluyor haliyle. Bu da bu şekilde sanırım oyun bağımlılığı bu kadar yeter. Çok fazla çünkü genişti. Çok ayrıntıya girersek de herhalde çıkamayız işin içinden. Eyvallah. Kardeş, arkadaş, takipçilerimiz kalanlarına da inşallah kitabımızı alsınlar. Kitabımızı okuyarak ellerinin altında, çünkü şu anda anlık bir şeyden bahsetmiyoruz. Gençlerin geleceğinden bahsediyoruz. Ve neslin Heh. geleceğinden bahsediyoruz. İnşallah kitabımızı alıp okuyarak daha çok istifade etsinler. Adnan Hocam, bir sıkıntı var. Şu benim telefon alarm verdi. Tasarruf pil %5 dedi. Şarj cihazını alıp Evet. geleceğim. Size şunu soracağım. Siz konuşurken ben şarj cihazı getireceğim. Çözümü, peki bunları konuştuk da çözüm önerilerimiz ne sevgili hocam? Neler önereceksiniz? Siz başlayın, ben 30 saniyeye geliyorum. Şimdi değerli dostlar, en önemli yer burası aslında. En önemli başlık, en önemli soru burası aslında ve çözüm anlamında burası. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Ben medyayı ve teknolojiyi çözüm anlamında birbirinden ayırt etmeye çalışacağım. Önce ihtiyaç kısmını ayarlayacağız. İhtiyacımız hangi medya ürünüdür? Hangi medya platformudur? Temel kaynaklar nelerdir? Bu kaynaklara nasıl ulaşabiliriz? Ve bunun değerlendirmesini yaparken doğru bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Değerlendirme yaptıktan sonra tercihimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ve daha sonra uygulama planımızı sahaya sürmemiz gerekiyor. Yani hangi medyayı nasıl kullanacağız, hangi medyayı tercih edeceğiz, hangi medya platformundan haber alacağız veya nasıl kullanacağız, önce bunları halletmemiz gerekiyor. Yani ihtiyaçlar doğru bir şekilde belirlenmeli, kaynaklar, uygun kaynaklar belirlenmeli. Değerlendirme dediğimiz şey aslında kaynaklar arasında ihtiyaçları karşılamaya en uygun olanları araştırmak söz konusu. Tercih dediğimiz şey hangi işte medyayı kullanacaksak uygun olanı hangisi, uygulama planındaysa evet onu söz konusu neyse onu uygulamak diyoruz. Burada o zaman şunu yapmamız gerekiyor. Medya teknoloji bağımlılığında kurtulmanın bazı yöntemlerini ele almak gerekiyor. Bir, medya ihtiyacımızı öncelikle belirleyeceğiz. Bizim medyaya ne kadar ihtiyacımız var? Bu saatten sonraki gerçekten söyleyeceklerimiz çok önemli. Yani çözüm aslında ben Yaşar Hocam bir ilmi siyaset yaptım. Böyle farkındasınız zaten. Bazı dostlar giriyorlar çıkıyorlar falan bu tür platformlarda. Dolayısıyla yer yer böyle çözümleri de beraberinde sunduk. Ama şimdi biraz daha teknik anlamda Evet. planlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir medya ihtiyacınızı belirleyin. Yani bilinçli medya kullanımında belki de en önemli faktörlerden bir tanesi budur. Bana ne kadar medya ve hangi medya aracı lazım? Yani Evet. haber kaynağı olarak eğer bakacaksak ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani televizyonda yaklaşık 10 ile 20 haber söz konusu oluyor her akşam. Yaklaşık 40-45 dakika reklamları çıkardığınızda 40 dakika civarında bir haber sunma söz konusu olur. Televizyonların en masumudur. Fakat en masum programı diyelim haber programlarıdır. Fakat haber programlarında dahi şahsen ben haber izlemiyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Fakat bugün isteyen karşıma çıkabilir, günü beraber değerlendirebiliriz. Neden? Çünkü bizim yapacağımız şey şu. Ben hangi haber kanalına bakarsam bakayım, şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Bir kere burada isim vererek konuşacağım. Benim de işte yazılarımın yayınlandığı A Haber, Akit'ten bahsediyorum. Bir şey biliyorsunuz biraz daha. A Haber'e mesela bakın, Türkiye uçuşa geçmiş. Erkan Tan'ı izlediğiniz zaman Türkiye uçuşa geçmiş. Fakat Fox TV açtığınız zaman işte Fatih Portakal gitti herhalde sanırım da İsmail neydi soyadı her neyse. Oraya bir bakın Gözümde. Türkiye batıyor. Değil mi? Türkiye batıyor.
Yani Evet. bu işin ortası yok mu? Az önce güzel bir söz kullandık. Bir kriterdir. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün terk edilmez diye. Dolayısıyla burada önemli olan şu. Yani bu işin ortası yok mu? Bir bu. Burada dursun. İdeoloji yani. İdeoloji haberin önüne geçiyor. Bu habercilikte yok. Yani habercilik etiğinde bu yok. İkinci bir boyut. Asla çocuklarınıza haber izletmeyin diyorum. Çünkü açıyorsunuz şurada şu gasp yapıldı, şurada şu çalındı, şurada şu öldürüldü. Kadın cinayeti, erkek işte zulmü derken banka soygunu. Ya arkadaş yani bunları bile çocuğa izletmek doğru değil. Veya kendimiz ya bunları bilsek ne olacak, bilmesek ne olacak? Ben Evet. bir hani bir kendime eğitim kimliğimi hiçbir zaman bırakmadım. Bir eğitimci olarak ve aynı zamanda psikoloji alanında çalışan bir insan olarak, bir uzman olarak ben şunu yapıyorum. Farklı birkaç gazeteden, online gazeteden, biliyorsunuz o ön tarafta bizim de işte köşe yazarlığımızı yaptığımız yerler de var. Evet. Orada mesela 20-25 başlık var. Ben onlara hızlıca şöyle bir baktığım zaman benim bir dakikamı bile almıyor. Ve o bir dakikalık süreçte samimiyetle söylüyorum ya bir haber beni ilgilendiriyor ya hiç. O zaman ben 45 dakika neden televizyonda habere harcayayım? İşte bakın burada medya ihtiyacımızı belirleyeceğiz ve aynı Evet. zamanda nasıl hangi medya aracıyla aynı zamanda bunu karşılayacağız onu bileceğiz. Yaşına göre medya. Her yani sizin çocuğunuzla birlikte izlediğiniz takdirde bu gerçekten sıkıntı birçoğu. Çünkü sizin yaşınıza uygun olan birçok şey çocuğunuzun yaşına uygun olmayabilir. Onun için yaşına göre medya olması lazım. Biraz hızlı geçiyorum. Kullanılacak medya aracının belirlenmesi gerekiyor. Çünkü diyorum ya yani Twitter'dan ben tutup da mesela işte ne yapıyor? O da bir hastalıktır ya. Yani koronavirüs günlük tablosu. Ya sen Evet. kendini korumaya çalış bundan. Sen kendini bundan korumaya çalış. Gerekli tedbirlere uy. Ondan sonra bunu sen değiştirebilecek misin peki? Kendini koruyarak değiştirebilirsin belki. Ama Evet. orada onunla kafayı bozmanın da bir anlamı yok. Yani ille de bir haber alacaksan bununla alakalı tutup da filan sitenin haberinden değil. Gir Fahrettin Koca Yürekli Koca'nın artık hesabına, Twitter hesabına Fahrettin Öyle. Koca Bakan'ın zaten hesabında yeteri kadar bilgi var. Niye başkasından alasın yorumuyla beraber? Benim yoruma ihtiyacım yok. Haber kaynağına ihtiyacım var Güzel. benim. Twitter bu Evet. yüzden zaten şeyleri geçti, gazeteleri geçti. Haberi birinci kaynağından alacaksınız dolayısıyla. Bu önemli. Araç belirlenmeli. Ve ne kadar zaman harcayacağız biz bu medyaya? Günlük ben ne kadar YouTube'da gezineceğim, ne kadar Facebook'ta, ne kadar işte sosyal medyada, Instagram'da vesaire gezeceğim. Bunları bir belirleyin ve ihtiyaç nedir? Bu da çok önemli ve ben burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi yine belki ezber bozacağım ama ya bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu haber alma dışında ki onun da kaynakları belli. Eğer Adnan Kalkan'ın bir sorumluluğu olmasa, bir uzman olarak, bir yazar olarak, bir fikir peşinde koşan bir adam olarak, samimiyetle söylüyorum, Twitter dışında bütün hesaplarımı kapatırım. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hepsini kapatırım. Bizim biraz da ümmileşmeye ihtiyacımız var. Özümüze dönmeye ihtiyacımız var. Çünkü insan, hani Batı der ya, insan biyopsikososyal bir varlıktır der. Biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlıktır der. Ama ihmal ettiği iki şey insanın iki temel faktörüdür. Ruhsal ve duygusal. Çünkü orada kalp ve ruh vardır. Batıda kalp ve ruh olmadığı için Batı hiçbir zaman bir medeniyet kuramamıştır. Bir kültür sadece oluşmuştur. O da nedir? İnsana zarar verme üzerine kurulmuştur. Bu bir ezber değildir. Yani tarihi gerçekler ortadadır. Dolayısıyla bizi öyle bir psikolojiyle yönlendirdiler ki ya sosyal medyan yoksa sanki işte ot gibi adamsın gibi değil. Ya biz Kur'an-ı Kerim'e
Bakın harcadığımız zaman, şöyle düzelteyim. Facebook'a, Twitter'a harcadığımız zamanı Kur'an-ı Kerim'e harcamıyoruz. Bakın birçoğumuz şu anda Ramazan'dayız ve camilerimiz kapalı. Bunu tartışmayacağım çünkü bu konu ve bu akşamki Evet. programın konusu değil. Fakat camilerimiz kapalı ama biz teravih namazımızı kılabiliyor muyuz? Yani biz hatim okuyabiliyor muyuz? Yani bu anlamda oruç tutuyoruz ama Evet. yani dolayısıyla bunları yapabiliyor muyuz? Ama her akşam işte film izleyebiliyoruz. Ya Ramazan'ın bir farkı olması gerekiyor. Aç kalmanın dışında tabiri caizse bir şuuru, bir ruhu. Ama bakın bakış açımız diyoruz ya, bakış açımız. Öyle bir değişti ki dolayısıyla. Onun için önce yeniden bir ümmileşmeye ihtiyacımız var. Hani bazen inzivaya çekilirler ya Yaşar Hocam. İnzivaya Evet. çekilirler. İşte bu Evet. inzivada insan kendini buluyor. Şimdi çok yoğun bir hayatım var. Yani tutup da hele şu virüs dönemi öncesi gerçekten artık yani öyle böyle değil, ciddi bir yoğunluk vardı. Ve bazen eşimi çocuklarımı alıp il dışına çıkardım. Sizin gibi gönül dostlarımız var böyle. Ne güzel. Orada bir çay içmeye, ya bir çay içmeye insan gider mi? Gider. Gider. Tabii. 3-4 saat yol kat ediyorsunuz. Bir çay işte bir tabak yemek için mi? Değil. Yani tebdil-i mekanda rahatlık vardır. Bazen içe kapanmakta, inzivada rahatlık ve sürur vardır, huzur Tabii. vardır. Evet. İnsanın nihai hedefi huzurdur. Dolayısıyla bu çok önemli ve biz medyadan bazen kendimizi alıkoyup buraya da girebilmemiz gerekiyor ki aklımızla birlikte kalbimizle ruhumuz aynı zamanda huzura ersin. Sosyal medya kullanımı güvenilir kaynaklardan almamız gerekiyor. Bir diğer çözüm yolu ve özellikle haber kaynakları araştırılmalıdır. Bakın buna hiçbirimizin doğru dürüst vakti yok değil mi? Tabii. Yani paylaştığımız bir şeyden biz sorumluyuz aynı zamanda. Bakın Allah razı olsun. Geçen gün bir grupta ben hani bir paylaşım yaptım. Ondan sonra dediniz ki aslı şudur. Evet. Yani ciddi anlamda hani öyle her şeye yetişemiyoruz haliyle. Ama burada yapmamız gereken şey şu. En azından güvenilir kaynaklar. Az önce Fahrettin Koca Bakan'ın hesabından olduğu gibi. Yani Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptıysa ya girelim Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine değil mi? Oradan okuyalım. Birilerinin yorumuna ihtiyacımız yok bizim. Veya Adana Valiliği bir açıklama yaptıysa ya Adana Valiliğinin internet sitesine gir oradan oku. Başka bir şey yapmana gerek yok. Bir gazeteden bunu ekstra yorumla, ideoloji yorumuyla almana gerek yok. O da önemli. Özellikle eğlence platformlarına dikkat edilmeli. Çünkü orada subliminal çok fazla. Bir de ben buradan özellikle söyleyeyim. RTÜK akıllı işaretler sınıflandırması vardır. Buna özellikle dikkat etmelidir. Nedir? İşte genel izleyici kitlesi. 7 yaş ve üzeri. 7 artı diye geçer. 13 artı, 13 yaş ve üzeri. 18 yaş artı yazar. 18 yaş ve üzeri. Mesela yıldız gibi bir şey var böyle. İşte şiddet ve korku barındırır. Yani içerir anlamında. Biraz daha bir ok ve anahtar türü bir şey vardır mesela. Cinsellik barındırır. Yani bunları bilirsek iyi olur. Mesela şöyle bir yuvarlağın içerisinde beyaz kesinti vardır. Nedir? İşte olumsuz örnek teşkil edecek, olumsuzluk oluşturabilecek davranışlar der. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Çünkü bunları dikkat etmezsek fark etmeden çocuklarımıza da kendimize de zararı olur. Bir de ben şunu da söylemek isterim hocam. Bazen böyle araştırmaları da araya serpiyorum. Önemli çünkü. Gözün gördüğünün %95'i bilinçaltına, %5'i bilince gidiyormuş. İlginç. Ve hiç ummadığınız zamanda %95 bilinçaltına atıldığından dolayı yani o hiç ummadığınız zamanda ilişkilendirme ve çağrışım oluşturur ve travmaya bile sebep olabiliyor. Şoka girdi hiçbir şey yoktu diyor. Vardı. Yani daha önce bilinçaltına atmış, daha sonra Tabii. ilişkilendirme ve çağrışımla ortaya çıkmış. Dijital oyunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer çocuğunuz oynuyorsa hele bir de siz oynayın. Bakın burada Momo diye bir oyun vardı biliyorsunuz. Daha geçenlerde mesela
bana gelen bir delikanlı vardı ve o Momo oyununda işte bazı şeyler görmüş ve travma yaşamış. Ciddi anlamda travma yaşamış. Daha önce bir çocuk vardı misal. Çocuk 3. sınıfta işte bir arkadaşının hemen komşusuymuş aynı zamanda. Arkadaşı okul çıkışı çağırmış gitmişler. Bu iş 4 sene önceki bir olaydı. Ve arkadaşı açmış internetten bir şeyler izlemişler etmişler. En son bir porno filmi açmış. 3. sınıf çocuğu düşünün ve diğer çocuk travma yaşıyor. Babasını annesine yaklaştırmıyor. Kendini yerden yere vurup ağlıyormuş misal. Hiçbir şey yokken oldu hocam diyor. Aniden oldu. Ama özeline indiğimiz zaman ne çıkıyor? İşte oradaki travma çıkıyor haliyle. Onun için dikkat. 10 yaş özellikle yaşına göre program burada kullanılması, seçilmesi önemli. Ben burada şimdi geçen gün Kemal Tekden bilirsiniz. Bu Tekden filmin yapımcısı. Geçenlerde bir programda beraberdik. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bahsediyorum. Orada Uyanış Büyük Selçuklu da arkadaşlar vardı. Ondan sonra Kuruluş Osman'dan da arkadaşlar vardı. Yani Kemal Bey çok güzel bir açılış, çok güzel bir aslında sunum yaptı orada. Ve hepimizin özledikleridir bunlar aslında. Yani daha önce Muhteşem Yüzyıl'da ahlaksız bir şekilde tarihimize hakaret düzeyinde biliyorsunuz ki bir program Suikast yapıldı, bir yaptı. film programı yapıldı. Ama şimdi ya ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendim inceleyen biriyim. Yani Diriliş Ertuğrul kadar son zamanlarda hani gerçekten güzel ve donanımlı bir film çekilmedi. Nitekim şu anda Uyanış Büyük Selçuklu da çok başarılı. Kuruluş Osman da çok başarılı. Ama bu benim için böyle, Yaşar Çıraklı için böyle. Bu küçük yaşlardaki çocuklar için travmadır. Çünkü hatırlayın, mutlaka siz de denk gelmişsinizdir araştırma yaparken. Ben de denk geldim. Ertuğrul'un o Saadet'in köpeğin kafasını uçurma sahnesini düşünün. Yani kılıcı vurduğu gibi kafa olduğu gibi yere kayıyor, kan sıçrıyor. Şimdi bunu gören bir çocuk travma yaşar. Bugün yaşamasa yarın yaşayabilir. Yani kılıcı olduğu gibi batırması ve oradan kan çıkması, öbür taraftan kılıcın çıkması. Yani bunlar bakın evet hepimizin özlediği şeylerdir. Ama bununla birlikte diyoruz ki aman ha bunları çocuklara izletmeyin. Belli başlı yerleri belki izletilebilir ama o savaş sahneleri asla ve asla izletilmemeli. Yine bir taraftan biliyorsunuz ki işte hakkını vermek için onu da anmak istiyorum burada. Payitaht Abdülhamit. Gerçekten orada yani çok ahlaklı belki de bu saydıklarımın arasında gerçek yaşamlarında da en ahlaklı olan insanların bir araya geldiği bir film. Başrollerinden bahsediyorum. Gerçekten ahlaklı insanlar bir araya gelmiş. Ama ilginçtir bu saydıklarımın arasında da en az izlenen o. Yani ahlaka ne kadar aslında az önem verdiğimizi mi gösterir o artık izleyenlerin şeyine kalsın yorumuna. Onun için Savaş dikkat edeceğiz. sahnesi. Savaş sahneleri biraz daha az orada. Malum küçük çatışmalar oluyor. Onun dışında pek savaş yok olmayınca aksiyon millet herhalde izlemiyor Adnan Hocam. Hocam aralarında belki de akıl yürütme ve strateji geliştirme anlamında en başarılısıdır diyebilirim. Akıl yürütme ve strateji geliştirme. Ki Sultan Abdülhamit zaten öyledir. Gerçek hayatında da öyledir. Sosyal ağlara dikkat edilmeli. Hangi ağların yararlı, hangilerin zararlı olduğuna dikkat edilmeli. Bilinçli medya kullanımını anlatırken sosyal medya mahremiyetine de aynı zamanda dikkat edilmesi gerekiyor. Ve özellikle reklamlar bizi aldatmamalı. Reklamlar bizi aldatmamalı. Bu çok önemli. Okullarda eğitimciler öğrencilere aynı zamanda bilinçli medya kullanımı hakkında eğitim vermeli, bilgilendirme yapmalı. Bakın sosyal medya okuryazarlığı ya da şöyle söyleyeyim medya okuryazarlığı dersi kondu ama matematik öğretmeni o derste ek matematik dersi yapıyor. Maalesef. Çözüm bu Ciddiye değil. alınmıyor. Hocam çözüm bu değil. Biz burada hata yapıyoruz. Yani şimdi sosyal medya bölümü
İşte bu sene mezun olacağım inşallah dedik ya. Şimdi sosyal medya bölümü bitiren insanlar bu işi yapmalı. Adnan Hoca atanmak istiyor değil. Beşinci üniversitedir bitiriyorum. Yazmak Maşallah. için hiçbir zaman devlette çalışmayı düşünmedim. Yani kalemimi rahat konuşturmak için. Fakat söylüyorum, diyorum ki işi ehline verin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz eğer temel dini bilgiler dersine, siyer dersine, eğer matematik öğretmenini, müzik öğretmenini, beden eğitimi öğretmenini derse eksik diye alırsanız hem o çocuklara yazık edersiniz. Yarım hoca biliyorsunuz, yarım imam dinden, yarım doktor candan eder. Burada da aynı şey geçerli. Medya ile alakası olan insanlar, en azından bilinçli medya, Yaşar Çıraklı bu işin eğitimini aldı. Değil mi? Biz 2013 müydü almıştık hocam? Evet. Beraber eğitim almıştık. Yani 2013. Yaşar Çıraklı varsa bir okulda, bakın branşı, eğer tekrar söyleyeyim, birinci branş o işten mezun olan ya da gerçekten o işte eser ortaya koyan ya da gerçek anlamda hani donanımı olan insan girmeli. Değilse işte eğitimini alan girmeli. Aksi takdirde yarım yarım kalırsa sıkıntı olur. Bu da önemli. Onun için okullarda önemli. Devlet kontrol etmeli aynı zamanda. Devlet eğer bizim bir RTÜK var biliyorsunuz. RTÜK özellikle bu tür şeyleri kontrol etmeli. Aksi takdirde sıkıntı söz konusu olur. Her biri kendince ideolojiye kayar. Sivil toplum kuruluşları aynı zamanda eğitim vermeli. Burası da çok önemli. Sivil toplum kuruluşları medyayla ilgili uzmanlarla eğitim vermeli. Ki şöyle söyleyelim. Yani bu işte ben gerçekten Yeşilay'ı takdir ediyorum. Gerek yerelde yapılan çalışmalar, gerek ulusalda yapılan çalışmalar, ben gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten güzel çalışmalar yapılıyor. Ve medya okur yazarı olmamız gerekiyor. Bu önemli diyoruz. Bir diğeri internet bağımlılığını önleme yollarından hızlıca bahsetmek isterim. Çözüm yollarını anlatırken ve biraz hızlanayım. Zamanımız da bayağı bir Buyurun. geçmiş. Bilgilendirme yoluyla önleme. Bu bilgi, şu an bizim yaptığımız da aslında bir nevi bu. Yani bunu tabii devlet de aynı şekilde yapabilir, okullar da yapabilir. Bilgilendirme yoluyla önleme yolu söz konusudur. Bir diğeri eğitim yoluyla önleme. Yani bir nevi işte buradan kendisine selamlarımızı da bildirelim. Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Adana Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın yaptığı projelerle gerçekten çok ciddi çalışmalar yaptı ve biz on binlerce aileye eğitim verdik oradan misal. Bu bir eğitim yoluyla mesela önlemedir. İnşallah bu medya teknoloji bağımlılığının da eğitimlerini en kısa zamanda inşallah başlatırız. Çünkü bu ciddi bir çalışma olur. Bir diğeri Yaşar Çıraklı dostum. Yıllardır yaptığın çalışma da buraya giriyor. Eğitim yoluyla önleme. Yani iki ayrı okulda kaç yıl oldu? 6-7 yılı buldun herhalde. Değil mi? Ömer Kanaat Bilen'de 7 yıl oldu. Orhan Gazi'de 5 yıl oldu Adnan Hocam. İşte bu bir, tebrik ediyoruz hocam. Bu bir önleme yolu, eğitim yoluyla önleme, sosyal kültürel faaliyetler yoluyla önleme. Tebrik ediyoruz. Birazdan bahsedeceğiz. Yine sizin yapmış olduğunuz izcilik en güzel örneklerindendir ve Eyvallah. gerçekten takdire sayandır. Ve daha önemlisini söyleyeyim bir yönden, topyekün toplumsal mücadele yoluyla önleme. Aile, evde bilinçli medya kullanımını sağlayacak, çocuğuna zaman ayıracak, birlikte faaliyet Evet. yapacak, öğretmen okulda anlatacak ve medyada bile spot örnekler girilecek, reklamlar girilecek, zararları anlatılacak. Böylece topyekün fiziksel ve sosyal çevrenin düzenlenmesiyle de inşallah bu şekilde bir çözüm olur. Bir diğeri değerli hocam, kuramsal tedavi yolları vardır. İnternet bağımlılığının tedavisine baktığımız zaman bir kere tek bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavinin hazır ve ulaşılabilir olması gerekiyor ki herkes ulaşabilmeli. Etkili tedavi için farklı
ihtiyaçlar, yani farklı bireylerin farklı ihtiyaçları olabilir. Aynı zamanda bireyin tedavi planı devamlı olarak değerlendirilmeli. Ne kadar faydası oldu, ne kadar zararı oldu, buna dikkat Evet. edilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda tedavinin etkili için yeterli bir zaman dilimi içerisinde yine tedaviye devam şarttır. Nitekim devamı olmayan bir tedavi de terapi de her zaman yarım kalır ve hasara uğrar. Ve daha betere gitme ihtiyacı, daha doğrusu ihtimali söz konusu olabilir. Bununla beraber bireysel ya da grup danışmanlığı şeklinde davranışsal tedaviler söz konusu olabilir. Ve ciddi anlamda eğer ihtiyaç varsa ilaç tedavisi önerilebilir. Bunu da artık biz değil, bu işi işte tıp doktorları, psikiyatristler vesaire, Evet. bağımlılıkla ilgili kişiler özellikle üzerine düşeni yapacak. Ve tedavinin etkili olması için burası çok önemli. Hocam çocuğumu getirebilirsem getireceğim ya da işte genci getirebilirsem getireceğim ya da yetişkini fark etmiyor. Burası çok önemli. Tedavide etkili olması için tedavinin gönüllülük şartı yoktur. Gönüllülük şartı yoktur. Hasta hiçbir zaman hastalığını kabul etmez. Yani Evet. bir zaman hapishanede eğitim verdim 4-5 ay kadar. Hiçbir mahkum suçunu kabul etmiyordu. Hiçbir mahkum. Her Cezaevinde. biri farklı suçlar işte. Evet. 4-5 ay kadar Pozantı'da ben eğitim verdim hapishanede. Yetişkinlerin eğitimini veriyordum. Yani Evet. hiçbiri suçunu kabul etmez mi? Etmiyor. Hasta da hastalığını kabul etmez. Zaten etse hasta değildir genelde. Bu da çok önemli. Dolayısıyla gönüllülük şartı aranmaz. Tedavi sürecinde olası kullanımlar dikkatle takip edilmelidir. Yani çalışma yapılırken, tedavi süreci devam ederken, yani tekrar bir işte kullanım söz konusu olmamalıdır diyoruz. Ekstra bir hastalık varsa ona da dikkat edilmelidir. Mutlaka hem doktor hem kendileri dikkat etmelidir. Enfeksiyon riskine karşı dikkat edilmelidir. Bağımların iyileşmesi uzun zamanlı bir süreçtir. Ama bizim insanımız genellikle sabırsızdır. Bir terapiye getirir. Hocam iyileşti mi? Ben artık yolumu buldum. Diyorum ki siz de bir ilahiyatçı olarak, bir din kültürü öğretmeni olarak yanlışım varsa düzeltin. Allah destekli olan Peygamber Aleyhisselam 23 yılda bir toplumu düzeltebildi. Doğru mu? Evet. Allah destekli olan ki yani bugün bir sigarayla başa çıkamayan iktidarları düşündüğümüzde bir alkolle onun yaptığı zaten dünyanın en büyük devrimcisidir diyoruz Peygamber Aleyhisselam için. 23 Evet. yılda bir toplumu evirdi çevirdi haliyle. O gözle de bakmak gerekiyor. Yani uzun sürüyor. Bu tabii ki Jung bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmıştır internet bağımlılığına yönelik. Jung'un çalışmaları da özellikle o 1996 ve 2004'te yapılan çalışmaları vardır. Onlar da ben biraz bahsedeyim arzu ederseniz. Ve onlar da diyor ki tanı kriterlerinden bahsederken sürekli interneti daha önceki bağlantı ya da bir sonraki bağlantıyı düşünüyor mu diyor. Hani tanı kriterlerini koyarken bunlar var mı diyor. Her geçen gün interneti daha uzun süre kullanma ihtiyacı duyuyor mu? Evet. Yani var mı yok mu? Üst üste birkaç kez interneti kullanma süresini kontrol etme ya da azaltmayı deneyip başarısız oldu mu? Hani vicdan yapıp ya evet ya çok uzun süre kullanıyorum deyip azaltmak isteyip azaltamadı mı diyor yani haliyle. Veya internete geçen zamanı düşündüğünüzde daha uzun süre kalıyor musunuz diyor. Bunlar Yani bu verilerden hareketle tanı kriterleri. tanı koyuyoruz. Evet. Jung, evet. Bu anlamda Jung gerçekten önemli çalışmalar yapmış. Hocalarımız soruyordu ne yapılabilir? Ondan da biraz Evet. bahsedelim. Buyurun. İnternet kullanımını zıt saatlere kaydırmak. Sürekli akşam giriyorsa ya akşamları bak şu faaliyeti yap, biraz da istersen sabah gir
ki sabah okula gidecektir. Farklı bir şeyler olacaktır. Onu azaltma ihtimalini aslında konuşuyoruz. Dış durdurucular kullanmak. Nedir mesela? Diyelim ki o ara işte sen durduramazsın baba olarak, anne olarak, ama bir hani o bağımlılık düzenine gelmişse o zaman bir arkadaşını ara, sen ara gerekirse. Ya çağır da şöyle bir beraber bir en azından turlayın veya işte şunu yapın. Beraberinde hani bir faaliyet yapmak. İnternet kullanımıyla ilgili hedefler belirlemek. Oğlum bak 8 saat oynuyorsun. Gel biz bunu işte 5 saate düşürelim. Sonra 4, sonra 3. Dedim ya dün akşam Tabii ki. bir tabii tabii yavaş yavaş azaltmak. Peygamber aleyhisselam burada gene aslında bir örneği var. İçki ayetleri biliyorsunuz 4 ayet şeklinde yavaş yavaş ortadan kaldırıldı. Bir peygamber aleyhisselamın hani bu Allah'ın metodu diyorum ben buna. Evet. İlahi metotlar ve nebevi uygulamalar sonucunda bakın sonuç alıyor. Onun için internet kullanımıyla ilgili hedefler belirleyin. 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde azalta azalta. En önemlisini Önemli. belki şöyle söyleyeyim. İkna eder düşünceleri burada çok önemli. İkna. Ya bırak kullanma değil. Niçin kullanacaksın? Niçin kullanmayacaksın? Kullansan ne olur? Kullanmasan ne olur? Faydası nedir? Zararı nedir? Bunlar çok önemli. Özellikle belli bir işlerden uzak durmaya çalışmak, hatırlatıcı kartlar kullanmak. Gerekirse yaz. Bunlar ütopya değil, bunlar hayal değil. Bugün işte nereye yazacaksın? Duvara gerekirse yaz. İşte 3 saati geçme tarzında. Bunu bir Hatırlatma. görsün. Evet. Hatırlatma bazında. İnternet yerine yapmak istediği diğer şeyleri not etmek, bir deftere veya bir kağıda not etmek. Bugün şunları yapacağım. Bakın çoğu boşluğa düştüğü için bunlara kayıyor diyorum ben. Bu çok önemli. Bir destek grubuna girmek. Destek grubu aslında en iyi destek grubu, en yakın arkadaşlarıdır. Ama şurada da ben bir metot söylemek istiyorum. Ya benim oğlumla Yaşar hocamın oğlu eğer yaşları yakınsa ben Yaşar hocama ya da Yaşar hocamı bana davet edip biz bir araya geldiğimizde bizim çocuklarımız tanışmış olur. Zamanla da kaynaşmış olur dolayısıyla. Bu da bizim için önemli. Ve aile terapisi burada yine önemli. Davis'in modeli yine söz konusudur. İşte bilgisayarın yerini değiştirin diyor Davis. Veya işte internet defterini oluşturun diyor. Kişisel kullanıma son verip birlikte işte bazen kullanım, otomatik düşünceleri ele alma, gevşeme egzersizleri yapma, yeni sosyal beceriler kazandırma, internet sırasında hissedilenleri diyor. Not al ki o hissettiklerini başka nasıl doldurabilirsin yerini mesela. Yani Analiz yapıyorum. bunlar tabii yine kişinin spor aktivitelerine katılmasını sağlama. Bunlar da çok önemli mesela. Bilişsel davranışı terapi. Ben de bir bilişsel davranışı terapist olarak biraz da buradan bakayım. Her birey için bir kere aynı teknikler yoktur. Tedavinin hazır ve ulaşılabilir olması gerekiyor. Ve özellikle devamlı olması gerekiyor. Yeterli bir zaman dilimini kapsaması gerekiyor. Yine bu grup danışmanlığı, ilaç tedavisi vesaire birlikte alınabilir diyoruz. Ve burada özellikle sona doğru geldiğimizde pozitif bağımlılık kuramında da yine benzer çalışmalar vardır. Bu biraz daha Glasser tarafından oluşturulmuş ama pozitif bağımlılık negatif durumlardan, düşüncelerden, problemlerden olumlu düşünceye doğru aslında bir nevi gittiğimizde bireyin yararına olacak şekilde günde yarım saat düzenli faaliyetler yapıldığında, yapılan işe aynı zamanda inanıldığında, bu da çok önemli. Evet, ya ihtiyaç hissedecek ki bıraksın. Aksi takdirde onu da bırakamıyor diyoruz. Dijital oyun bağımlılığında Çalıştay raporu vardır. Bunlar da önemli. Dijital oyun bağımlılığında işte çocukla ilgili sağlıklı iletişimin kurulması, fiziksel sanal ortamda ebeveyn kontrolünün sağlanması, ödül, oyun veya işte ceza sunulmamalı, bunun yerine ikna edilebilmesi. Yani her beyne giden yol gönülden geçer. Bu gönüle giden yol halledilmeli.
Ondan sonra teknolojik araçlarla aile filtresi kullanılması gibi faaliyetler vardır uzun uzun. Bunlardan tek tek bahsedemeyeceğiz tabii. Ve Evet. biraz da şuraya gelip bitirmek isteyeceğim. Teknoloji bağımlılığının çözümüne yönelik bazı tavsiyeleri de şöyle söyleyeyim. Bağımlılığa giden yol kapatılmalı bir kere. Bağımlılığa giden yol. Çocuk hangi problemden dolayı buraya yönelmişse o problemin önü kapatılmalı. Yani ikincisi kısıtlı zaman belirlenmeli. 2 saatten fazlası zarardır. İkna edilmeli ve bu şekilde gitmeli. Alternatifler oluşturulmalı. Alternatif yoksa gerisi yoktur. Kayıp ve kazanç hesabı çocukla birlikte yapılmalı veya gençle birlikte yapılmalı. Dedim ya, yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Kârı nedir, faydası nedir? Gereksiz hesaplardan kurtulmalı. Bu da çok önemli. Yani eğer Instagram'ı kullanmıyorsan kapat gitsin. Facebook senlik bir durum değilse kapat gitsin. İlla da Evet. olmalı diye bakma. Sosyal medya mesajlarımızı yönetmemiz gerekiyor ve ziyaretleri özellikle arttırıp, tabii şu bugün için belki biraz zor bu ama genel konuşuyoruz. Ziyaretleri arttırdığınızda biraz daha böylece şey de azalacak. Hani uğraşacak bir şey olmama problemi de azalacak. Evet. Birbirimize gidip gelebilmeliyiz aynı zamanda. Bu da önemli. Ve bütün şartlar denenmesine rağmen olmuyorsa o zaman ne yapacağız peki? O zaman bir terapiye başvurmak gerekiyor. Bilişsel davranışı terapilerde genelde sonuç alınıyor. Bu anlamda çünkü özellikle belli başlı durumlar var. İşte bunların içerisinde çocuğun veya gencin ikna edilmesi, ikna derken de ön yargılı düşünceleri vardır, otomatik düşünceler vardır, batıl düşünceler vardır. Bunlardan dolayı birçoğu kullanıyor. Onun için bunun da önüne geçtiğinizde halloluyor. Bazı durumlarda tabii ki zararlı siteler var çocukları yönlendiren. Bunları da ihbar etmekte fayda var. Mesela ihbar@ihbarweb.org.tr var. Ondan sonra 0312 582 82 82 var. 155 aranabilir. İlgili site içerisinin servis bağlayıcısına mesajlar yazılabilir. Veya en kötü ihtimal savcılık makamlarına şikayetle bu bağımlılığa sebep olacak şeyler de ortadan kaldırılabilir. Alternatif faaliyet olarak da hocam izcilik, okçuluk ve zeka oyunlarını tavsiye ediyorum. Bu anlamda izciliğin bazı faydalarına baktığımız zaman mesela çocuğa hoşgörü kazandırılması, yeni arkadaşlıklar edinmesini sağlanması, merhamet kazandırması, kabiliyetlerinin, yeteneklerinin inkişafına yol açması, aynı zamanda izciliğin sağlık açısından önemi, yine şahsiyetin kendini keşfetmesine yol açması, kişinin özgüvenini kazandırması, yine işbirliğini öğretmesi, bir Evet. disiplin, bir düzenin kazandırılması, yine bazı zorluklarla başa çıkmayı o doğal şartlarda ve doğa şartlarında kazanır. En önemlilerinden biri sizler daha iyi biliyorsunuz. Şu an alanınıza girdim. Hakkınızı helal edin. Yani Estağfurullah. sorumluluk kazandırması değil mi? Bunları Kesinlikle. değerli dostlar, bu arada Yaşar hocamdan faydalandım ben bunları yazarken de, Allah razı olsun. Kendinin de katkısı oldu. Mesela vatanseverlik kazandırması söz konusu. Bir diğeri okçuluk. Aslında bir nevi sünnette olan bir şey. Evet. Vücut kaslarını geliştirmesi, dikkati geliştirmesi. Aynı zamanda eğlence ise bakın burada da eğlence var. Sabır geliştirmesi, özgüven ve cesareti geliştirmesi ve ecdatla bağ kurması söz konusu olacak. Son olarak Kesinlikle. akıl zeka oyunlarını alternatif olarak kullanabiliriz. Akıl yürütme, strateji geliştirme, anlama, anlamlandırma, işlem hızını geliştirme, motor kas becerilerini geliştirmesi, yine planlı hareket etmesi, yani bu anlamda gerçekten yeteneklerin ortaya çıkması, kurallara uyması, sorumluluk kazanması, bakış açısının değişmesi, karar verme becerisinin aynı zamanda gelişmesi, strateji gelişmesi, bir olaya, bir probleme daha Evet. doğrusu farklı çözümler üretmesi, esneklik kazandırılması, kayıp kazanç durumunda olumlu bakış açısı kazanması, diğer gamlığı kazanması ve sabır düzeyini arttırması, aceleciliği aynı zamanda azaltması,
sorumluluk bilincinin artması, birlikte çalışma, birlikte iş yapma, birlikte oynama ve Evet. sosyalleşmenin aynı zamanda geliştirilmesi, özgüven, öz saygı, girişimciliğin yine kazandırılmasında, özgün düşünce, bireysel hareket yerine birlikte hareket, hafızanın gelişmesi ve iletişimin de aynı zamanda geliştirilmesinde bu çok çok önemlidir diyoruz. Ve burada ben artık sona gelmiş olayım. Varsa soruları alayım. Bu arada benim de sanırım telefonumun da şarjı azalmaya başladı. Soru varsa soru da alalım hocam inşallah. Kardeş teşekkür ederiz. Soru birkaç tane dur. Onları demiş. Hocam diyelim ki bir çocuk kendi iradesiyle nasıl uzak durabilir demiş. Sizin de bir öğrencinizmiş herhalde. Yusuf. Ben Yusuf Adnan hocam demiş çocuğun bir tanesi. Diyelim ki kendi iradesiyle nasıl uzak kalabilir demiş. Başka bir velimiz demiş ki yaptırıyorum aralarda oyun oynuyor. Yani derslerini falan yaptırmaya çalışıyorum ama aralarda oyun oynuyor herhalde. O anlamda bir bilgi sormuş. Özelden sorulanlar. Ekrandaki sorulanların da katkıların çoğu katkıydı dostum. Arkadaşlar destek anlamında açıklamalar yaptılar. Bu ikisi üzerine kısa Eyvallah. bir cevap verin. Sizi de fazla yormayalım takipçilerimizi de Estağfurullah. inşallah. Estağfurullah. Şimdi şöyle, birincisi kendi irademiz. Şunu yapabilmemiz gerekiyor. Yani niçin kullanmalıyım, niçin kullanmamalıyım? Kullanırsam bana faydası nedir, kullanmasam bana zararı nedir? Kullanmasam bana faydası nedir, kullanmasam bana zararı nedir? Yani insan kar zarar endeksini eğer gerçekten tarafsız bir bakışla, tarafsız bir düşünceyle eğer hani tartarsa o zaman kendine faydalı olanı yapıp kendine zararlı olanı terk Tabii. edecektir. Seçecek. Burada Evet. şu önemli, irade gücü, irade gücü hocam. Hani kendine zarar verdiği bir şeyden kaçması gerektiğini zaten hepimiz biliyoruz. Ha bunu yapamadığı takdirde bu iç motivasyondur aslında. Bir şey niçin yapmalıyım, niçin yapmamalıyım? Bu iç motivasyon. İnsana asıl başarıya ulaştıran şey bu. Ama bununla birlikte dış motivasyon ne olacak? Olacak babasına yardım alacak. Ya gerekirse şunu söyleyecek. Bak ben baktın çok oynuyorsam elimden al. Bunu da gerektiğinde söyleyecek haliyle. Ama kar zarar irade için en önemli faktördür diyebiliriz. İkinci sorumuz arada eğer oynuyorsa ya bir kere ilkokul çocukları yarım saatten fazla ders çalışamaz. Ortaokul çocukları 40 dakikadan fazla, lise çocukları 50 dakikadan fazla ders çalışmamalı. Bu araya eğer siz ya burada ben zeka oyunlarını gerçekten şu an yani en büyük böyle yardıma koşacak olan can simidimiz şu an zeka oyunlarıdır. Şimdi Yaşar hocam olsun, Adnan Kalkan olsun kitap okuyayım dediği zaman şimdi araştırma kitaplarına daldığımızda bazen saatlerimiz gidiyor ayrı ama şöyle açayım bir kitap okuyayım dediğimizde ya bir saat doğru dürüst okuyamıyoruz bir oturuşta. Evet. Ama araya dedim ya bazen işte şu zeka oyunlarını eklediğimiz zaman bireysel oyunlar var, işte birlikte oynadıkları var, karşılıklı oynadıkları var. Yani bir hedef 5, bir işte labirent veya koridor oyunu veya unblock diye bir oyun var. Ne kadar zekisin diye bir oyun var. Yani bunlar gerçekten şu anda o kadar çok önemli ki ben ofisimde çocuklara oynatıyorum bazen. İnanın o kadar çok hoşlarına gidiyor ki. Yani o zaman alternatif sunarken o aradakiler var ya, alternatif sunarken o zaman orada halletmemiz gerekiyor. Yani ara verdiğinde al oğlum ister şu oyunu oyna. İstersen bir 10 dakika dışarı çık, beynin bir oksijen görsün. Evet. Yeni bir zevk, taze bir şevk. Ondan sonra Bismillah yeniden başla derse diye. Yani bu anlamda alternatif sunabilirsek o çocuğun da arada oynaması yerine yani telefona kayması yerine veya bilgisayara dolayısıyla o alternatife kayması daha kolay olacaktır diyoruz değerli dostum. Eyvallah kardeş. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık, dilinize sağlık, kaleminize sağlık. Rabbim inşallah Allah razı istifade eden, sorunlarına çözüm bulan okuyucular nasip eder ve daha çok kardeşimiz istifade eder. Daha çok muzdarip olan, çünkü muzdarip olan insanlarımız gerçekten fazla ve biz de çaresiz, hani sorularla muhatap oldukça teknik bilgilere, öyle bir uzmanın kaleminden çıkmış bilgilere, önermelere ihtiyaç vardı.
Biz tekrar şahsım adına teşekkür ediyoruz. Geceniz hayırlı ve bereketli olsun sevgili dostum. Bu saate Allah razı kadar olsun. sabırla dinleyen hala takipçilerimiz var. Canlı yayından dolayı onlara teşekkür ediyoruz ama yayınlarımızı sonradan dostlar kayıt ettikten sonra da çok sayıda arkadaşlar izliyorlar, dualar ediyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Geceniz hayırlı ve bereketli olsun. Allah'a emanet olun hocam. Selametle Allah razı olsun böyle bir şans tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun kardeşim. Eyvallah inşallah.